Günaydın efendim, hoş geldiniz. 11 Kasım 2018. Artık bir şey kalmadı, vallahi yıl bitiyor. Ağzımız, ay 2019 ayol. 2020'ye geliyoruz neredeyse. O yüzden ne yapacaksanız bugün yapın. Ne söyleyecekseniz şimdilerde söyleyin. Sonrası var mı yok mu bilen var mı? Yok. O yüzden iyilikleri içinizde tutmayın. Lütfen onu güzelliğe dönüştürün. Bugün önemli bir gün. 11 Kasım saat 11.11'de. Bence bu Türkiye'de yapılmış çok güzel şeylerden bir tanesi olacak. Hatta inşallah Guinness Rekorlar kitabına girebiliriz. Herkes fidan dikecek. Biz de burada beraberce dikeceğiz. Saat 11.11'i bekliyoruz heyecanla. Tekrar hoş geldiniz. Bu arada şahane yemekler yapacağız bugün. Evet. Nar ekşisi yapacağız. Ev yapımı nar ekşisi yapacağız. Gerçekten inanılmaz kolay aslında. Nar ekşisi marketten almaya hiç gerek yok. Katkısız evde nasıl yapacağız göstereceğiz. Birazdan. Hasan Bey var, Tolga Bey var, Fırat Bey var, Dilek Hanım, Dilek Özyazgan. Hoş geldin kuzum. Ederim. Nereden geldin? Antep, Gaziantep. Allah'ım, Antep'in de yemekleri efsane. Hangi yemekleri yapacaksınız? Şimdi bugün eşkili ayvalı taraklımızı yapacağız. Sizlere göstermek için daha önceden hazırladığımız... Bir aç bakayım bunun içinde ne var? Pizzalarımız mühürlendi. Sabah sabah. Evet. Ama sabah sabah ben yerim vallahi. Yani bulsam valla. Evet, hayatta yiyelim. Alaca sabah. Çorbamız var. Şu alaca çorbası bu mu? Bu, evet. Bak bak. Onun yüzüne birazdan sunumu için hazırlık göreceğiz. Malt kalaş dediğimiz aşımız var. Bitişik malt kalaş. Malt kalaş, evet. Onun üzerine de sos gelecek. Evet. Diğer adıyla lapa deniliyor ama hani çok böyle savaş döneminde falan yenilen bir yemek. İşte bunlar hayatta tutmuş. Evet, el işli köftemiz çok var. Kişiyi. Evet, birçok kişiye. Bu? İşli köftemiz. İşli köftemiz. Daha uzun. Daha uzun. Bu nedir? Bu da mıcırık aşı yapacağız. Şu mu? Evet, bu mantar mı? Yok, hayır, bu pişmiş patlıcan. Patlıcan kurutuluyor yazın. Başları ziyan olmasın diye. Evet, kurutuluyor, haşlanıyor. O da değerlenmiş. Tabii tabii değerleniyor. Patlıcanın baş kısmı bunlar. Zengin mutfağın en fakir, en gıdalı yemeklerinden birisidir. Bir şey söyleyeyim mi? Zengin mutfağı deyip havaya girmemek lazım. Evet, evet. Aslında fakir mutfağı. Evet, tırnak bu çok güzel. Evet, onun için söylüyorum. Çok daha lezzetli. Çok daha lezzetli. Burasını yemeden bırakmayız. Bu da değerleniyor esasında. Aynen normalde. Öyle. Peki bu ne? Bu kurutulmuş dolmalık biberlerimiz yemeğimizin içerisine girecek. Bakayım, merak ediyorum. Pirincimizi haşladık. Bunun içinde bir şey var mı? Ona şimdi sunumumuzu yapacağız. Peki siz ona başlamadan bugünkü sorumuzu hemen sorayım. Hoş geldiniz efendim. Şimdi ayvalı ekşili taraklıkla başlıyoruz. Antep yöresine götürüyoruz. Bugün sizi iyi haftalar olsun. Sorumuz şu. Şimdi aşkın ömrünü konuşuyor. Aşkı konuşacağız bugün biraz sonra. İlişkileri konuşacağız. Beynimizin hangi, ha bir de hanımlar özellikle sizin için. İlk bebeğiniz kızsa farklı hastalıklar ve farklı avantajlar. İlk bebeğiniz evet. Erkekse? Biz, ilk bebeğiniz erkekse farklı hastalıklar, riskler ve farklı güzellikler bizi, yani beden olarak tamamen konuşacağız. Biraz sonra Oytun Erbaş gelecek. Günün sorusuysa aşkın ömrü var mıdır? Varsa kaç yıldır? Hadi yazın bize. Yok, aşk yok. Aşk diye bir şey yok bence. Aşka inanmayan da var. Aşka bence inanan var. Da var. Bence sizce? Var. Aşk bence var. Kesinlikle var. Kaç yıl var. Ömrü? Ölünceye kadar. Oo, işte öyle bir aşk buldunuz mu? Sizden şanslısı yok. Evet, yeter ki karşılıklı olsun. Tabii ki. Hadi yazın bana. Tabii ki. Evet. Hadi başlayalım o zaman yemeğimize. Tamam, başlayalım. Şimdi pirzolalarımızı biz daha önceden mühürledik. Ne yapıyoruz bir daha? Biraz tereyağıyla zeytinyağını koyduk. Hı. Etlerimizi mühürledik. Buna biz çok az biraz daha tereyağı sonradan koyma sebebimiz biraz daha parlak olmasını sağlayabilmek için koyuyoruz. Şimdi bunun içerisine Allah'ım. Kıska soğanlarımızı koyuyoruz. Hoş geldiniz, koyuyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin Şimdi künefeyi de yapacağız sizinle tabii, beraber. Tabii, tabii. Evet, hoş geldin Hasan'cığım. Ama önce yemekle başlıyoruz. İyi yaptınız vallahi evet. Gaziantep'imizi. Ya bu kadar yağ evet. Yetmedi bir de şimdi içine bir yağ daha koyduk. Çok ama az parlaması için. Parlaması tabii, için. O sonra ilk önce koyulan yağ parlaklığı sağlamaz ama ikinci koyulan tereyağı kolay parlaklığını sağlayacaktır. Bunlar bu şekilde hafif kızaracaklar. Kızardıktan sonra ayvalarımızı ekleyeceğiz. Şimdi burada bizim ayvamız da var aynı zamanda. Alayım onu ben böyle. Buyurun. Hı. Ayvalarımızı daha önce çok zaman kaybı olmasın diye doğramıştık. Ama bir tanesini de tekrar soyayım. Ayva biliyorsunuz aynı zamanda bir meyvedir. Evet. Ama biz bu meyvenin yemeğini yapacak kadar zengin bir mutfağa sahibiz. Evet, çok da güzel olur. Evet. Tabii sen bana ayva dolması yapacaktın. Yaparız ekşili. Tamam yaparız. Ya. Ayvalı kebap yaparız bir gün. Ayvalı evet. Kebap da yeni dünyanın kebabını bile yapabilecek evet. Kadar. Aa. Evet, çok meziyetli bir mutfağa evet. Sahibiz. Bir de Osmanlı mutfağı da efsaneymiş zaten. Aynen evet. Ama daha az biliyoruz ne yazık ki. O yüzden aslında evet. Programın ilk bölümünü tabii yemeğe ki ayırıyoruz. Böyle lezzetlerimizi bilelim. Bilenler varsa da hatırlasın en azından diye. Tabii tabii mutlaka. Gitsin diye bekliyorum. Evet. Gidiyor inşallah. Bakayım evet. Merak ediyorum.
Kaç senelik evlisiniz? Ben 26 yıl bitti. Maşallah, işte öyle olunca. Evet, çok şükür. Yeter ki karşılıksız aşka düşürmesin insan. O acıtıyor. Aşk. Ama onun dışında tabii ki çok güzel sizin bir şey. Sizin yerinize başka şeyler düşünen bir insan varsa ve hala buna devam ediyorsa bu aşktır. Ya. Tabii. İşte öyle adam bulmak kolay değil. Evet, neyse, ben şanslıyım o konuda. Şanslısın. Çok şükür. Isır. Aynen. Evet, evet. Bu arada sabah Cem'cim İzmir'e dönüyor, uçağa gidecek. Allah'ım gördü esirgesin. Gördü Dilek'cim Cem'i. Diyor ki çok şanslısınız, çok şanslısınız. Evet, Allah esirgesin amin, gerçekten. Amin, amin. Şimdi bunlar inşallah. Biraz daha kızaracaklar. Ay, bu arada ben de hafta sonu Kıbrıs'taydım. Bütün Kıbrıslılara, oradaki Türklere çok çok selam ve sevgiler göndereyim buradan. Evet, evet. Sağ onlar olsunlar. Da bekliyorlardır. Ben de aynen. Antep'teki bütün hemşerilerimi çok selam seviyorum. Gönderelim. Şimdi evet. Telefonum ne oldu? Geziyor. Ha, geziyor. Hadi geçsin. Bunlar gelsin. Birazcık pişecekler. Ben şimdi bunun birazcık domates yeni salçasını, evet. Biraz domates salçasını ekleyeceğiz buna. Bu biraz, bizim bildiğimiz yemek şu an. Evet, tabii ki. Eşkili, ayvalı, taraklı. Şimdi biz bu eşkili mi diyorsunuz eşkili, siz? Evet. Eşkili. Ayvalı. Aslında onun doğrusu ne? Ekşi. Eşki. Ama biz eşkili. Ama siz eşki diyorsunuz. Tabii öyle alışmış olsun, herhalde. Dilimiz öyle alışmış. Öyle söyleyince. Evet. Peki ne yapacaksınız sonra? Şimdi ayvaları bunlar, mı koyacaksınız? Ayvalar biraz bunlar piştikten sonra sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Ha, bu arada Instagram'a gitti. Çok hadi yazın az. Bize bakalım aşkın ömrüne koyuyoruz. Kadar size göre. Nar ekşisi. İşte biz evet. Şimdi onu yapacağız. Evet. Süper. Bu bizim Antep'te kendi yaptığımız nar ekşisi. Zaten genelde bizim Antep'te bu tür şeyler çok az da limon suyunu koyma sebebimiz etin içine daha çok işleyebilmesini sağlamak. Ha, nar ekşisinin? Evet. Etin içine biraz daha işlemesini sağlamak için. Sabah, karabiberini sabah, sonra atacağız. Karabiberini biraz geç atacağız ya. Ki yemeğin kararmasını engellemek çok için. Çok seviyor musunuz siz yemek yapmayı çok. Da yemeği de? Evet, en büyük hayalim. Peki buydu. Ama bu kilodan sonra sorun çıkmadı mı? Yani yok, hayır, ameliyat oldum, olay bitti. Ameliyat oldunuz. Evet. Ben korkuyorum yeni operasyonlarından yok, ya. Yok, ben hiç korkmuyorum. Benim doktorum çok iyiydi. Ya. Bakımım çok iyiydi. Peki sonrasında mesela ne zaman et yemeye başladınız? Yani bir 15 gün zaten çok sıvı ve küçük mama türü şeylerle besleniyorsunuz. Sonra isteseniz de yiyemiyorsunuz. Mesela bu böyle kaç bir yemekte. Kaç kilo oldunuz? Kaç kilo oldunuz? Ben 162 kiloyla girdim. 87 kiloyum şu anda. Şimdi? Evet. Peki herhangi bir rahatsızlığınız oluştu hayır, mu? Hayır. Dedim oluşmadı. Ya etrafımdaki bakım çok iyiydi. Ha, şanslısınız. Tabii yani ailem Allah tarafından, arkadaşlarım tarafından, tutun operasyonlardan doktorum çok sonra. İyiydi. Bak bizi. Evet. Ha. Hemen eller gidiyor böyle. Aynen, restoran açabilmek için. Aynen, en güzel. Aynen. Hasan'ın eline her şeye yakışıyor maşallah. Baksana kadınların böyle güçlü kadınları seviyorum ben. Aslında hepiniz güçlüsünüz de. Teşekkür ederim. Kimisi bunun daha erken farkına varıyor ve bunu ticarete evet. Döküyor. Vallahi mutlu oluyor. Evet evet, ama bizim Antep'te herkes birbirine çok arka çıkar. Mesela ne ben güzel. Açtığımda da Hasan olsun, diğer bütün esnaf. Ha? Herkes, ben mesela kadın diye biz gece ciğer yaptık ha? Sahurda. Ha? Hani herkes kendi iş yeri olup. Kendilerini kebap yapmalarına rağmen yanımıza geldiler. Ne güzel. Her işte budur. Tabii. Hep böyle olması yok, lazım. Antep hemşerimiz. Peki bu pişene kadar yeni bir yemeğe tabii başlayalım evet, bence. Tabii evet. Biz de bunun ha, suyunu ilave edeceğiz. Bir de mıcırık aşı mı var? Evet, mıcırık aşımız var. Şimdi onu da çok bakayım, kısa bir şekilde neler yazmaya göstereyim. Başladınız, onları da okumaya başlayayım bakayım. Sizce aşk var mı? Varsa ömrü var mı? Ömrü varsa kaç sene dedik? Çok aşk ölümsüzdür Zahide Hanımcığım diyor Nazmiye Şerife. Ayşegül şimdi, Hanım iyi yayınlar evet. Dilemiş, teşekkür şimdi ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş pişecek, ayvalarını daha sonra ekleyeceğiz. İsterseniz ayvalarını ekleyip ben onu içeriye götüreyim pişsin. Tamam, biraz olur. Tamam. Hem olabilir. Nasıl olduğunu da görmüş evet. Olsunlar. Tabii. Diğer yemeği de burada pişirmiş olursunuz. Biz eldiven kullanmıyoruz ama. Ay ya, evde nasıl çünkü, yapıyorsunuz? Burada evet, da öyle yapın, temiz temiz yapıyoruz. Yerimizde de öyle yani, elimizin lezzetinin geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bak şimdi ayvaları bir de evet. Büyük büyük koyuyorsunuz siz. Evet tabii ki. Ha. Bunları da içine yerken yerleştiriyoruz. Herkes kendi kesiyor. Tabii ki. Burada tek şey önemli olan etin pişmesi, soğanında evet. Kızarmış tabii, tabii, olması tabii lazım ki, biraz. Tabii ki. Ayva daha mı çabuk pişiyor? Ayva daha çabuk pişiyor ama bu üstte kalacağı için şimdi onu içeride diğer ocağımıza geçireceğimiz esnada onu ayarlayacağız. Bir, çok, bir de içine nar ekşisi olması çok ilginç. Evet, nar ekşisi ve limon. Suyu. Evet. Limon suyu etin içine geçmesi için tamam. Nar ekşisi de suyuna verilen tattır. Ay, klasik yemekler yapanlar vardır yani bizim evde değil öyle mi? Ama bunları öğrendikçe bunları yapasın evet, geliyor. Yani sen buna bayılırsın. Bendir, ben adam öyle geliyor. Yani aynen. Evet bu. Ama meyvenin bir yemeği. Kapağını kapatalım. Hayır. Yok. Birazdan o kendi suyunu da bırakacak. Evet, ha, çöküntü ondan. Yapacak. Şimdi bak, onun ben için. Mesela burada su ilave etsem mi diye düşünüyorum. Hayır. Yemek hayır. Altı kısıkta pişecek. Tamam. Zaten çok solu bir yemek değil. Ha. Dediğim gibi. Hadi mıcırık aşına geçelim tamam, o zaman. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Sağ olun. Ya da siz onu hazırlayana kadar tabii, ben bir katmere gideyim. Tabii siz ki. Onu bana verin. Oh, bana. Şöyle bırakın.
Olsun. Hasan ustam gel sen şimdi bana katmer yap. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, gayet iyiyiz. Siz iyi misiniz? Çok iyiyiz. İyi görüyorsunuz maşallah. Çok teşekkür ederiz. Şimdi size Gaziantep'in sahan kaymağıyla özel katmerimizi yapıyoruz. İncecik hamuruyla. Biraz daha böyle hamurun anlatır mısın? Dinlenmesi lazım efendim. Dinlendikten sonra bu kendine geliyor. Aslında gerçek hamur böyle önce üzeri kararması lazım. O zaman çok daha güzel açılır ve çok daha çıtır çıtır lezzetli bir hamur. Birazdan peki, hadi şimdi açmaya o zaman başlıyoruz. Hadi bakalım şovlar yapmaya başlıyoruz. Yalnız ben az önce orada konuşurken burayı da takip ediyordum. Hı-hı. Şu kadar açıldı bu hamur. Tabii. Şimdi mermerimiz inşallah küçük Zayda Hanım. Daha yeriniz mi daha? Mermerimiz daha küçük. Daha ne yapayım size? Şu anda 6 tane açılıyor ama mermerimiz büyük komple olsa 20, 24. Yok artık. Tabii. Allah Allah. Stüdyonun bahçesini almışız komple daha gördüğünüz gibi. Ne diyeyim, Allah gözünüzü doyursun. Bu kadar açabilsek biz nedir? Ama bu kadarından fazla açılmıştı gerçekten. Şimdi tabii, göreceğiz şimdi zaten. Evet. Biraz böyle Zayda Hanım bu tarafa rica edeyim. Öyle mi? Peki başıma bir şey gelmeden. Yok ya. Ustamı tut bu arada. Bir taraftan şov başlıyor. Bir taraftan. Vay maşallah. Nasıl büyüyor hemen hamur ya? İncecik açılacak. De. Oy. Evet. İşte biz bunu evde yapmaya kalksak saç baş hamur yok, ondan sonra. Yok bırak, hiçbir ev şey batar olmaz. Bu sefer 3 gün temizlemeyle uğraşacak. Bence de öyle. Mümkün değil. Siz bu işin ilmini öğrenmişsiniz. Tabii. İncecik hamur bu ve hamur fark nasıl, ettiyseniz yırtılmıyor. Hamuru 2 gün önceden dinlendirmeye başladık biz çekime geleceğiz diye tabii. Normalde de dükkanlar bunu makine açabilecek baksana hiçbir makine daha yok bir zaten. Sürü var. Bunu açabilecek hiçbir şurayı makine yok. Şurayı bir yukarı kaldırır daha mısınız? Bir de, tabii. Şöyle asam tutarsanız. Daha bu bir şey değil, daha açılacak. Daha açılıyor. Daha açılacak mı bu? Çektiğimiz zaman kopmaz. Ay kopacak gibi geliyor hayır, bize. Hayır incecik bu. Ay dur yere değecek neredeyse. Değmez hayır. Allah Allah. İki adam zor uğraşıyoruz gördüğünüz gibi. Ama orada bir nazar boncuğu oldu sanki. Olsun yok, o kadar olur. Kenarları İkinci katın ama üzerine zaten koyacağımız inanamıyorum için yani bu kadar evet açılması. Şunu öbür tarafa doğru yapsaydık uzunluğu oradan daha çok görünüyordu. mayayı da öğrendin mayasız ya Mustafa. Mayasız hamur efendim. Bu ne bu sadece? Önce havasını alalım. Şöyle havasını zaten bu ne gördüm hamur şimdi? Hamurda ne var? Un, tuz, su. Bu kadar. Tabii. Şey biz yok de un, tuz, su yapıyoruz ama hiç böyle olmuyor. Sizin böyle böyle biraz havalı havalı atmanız gerekecek. Allah'ım. Şöyle arasını yağlıyoruz ki çıtır çıtır olsun. Biz ne yapıyoruz şimdi? Şimdi biz katmer yapıyoruz. Size 5 çeşit katmer yapacağım. 5 çeşit. Şu görünen tezgahta 5 çeşit katmer yapacağız. Maşallah. Simit katmeriyle, çikolatalı katmeriyle, cevizli katmeriyle, normal sahan kaymaklı katmeriyle ve neler neler yapacağız. Sevgisini neler, en tatlı şekilde göstermek için kalp katmer yapacağım sizin için. El kartı ne? Burada bayağı yani küçücük bir yazı bile koysan. Şu inceliğe bak. Uyurttuğumuz yeri de kapatmış olduk Zayna Hanım. Görüyorsunuz demek ki o ikinci o kadar katımızı. Problem değildi. Önemli değil evet. Maşallah. Şimdi bunları ye ondan sonra zayıflayacağım de. Mümkün mü? Değil. Efendim çok hafif bir tatlıdır aslında. Ama yemişken de yani bari bunu yemek lazım. Elinize sağlık Hasan Bey. Bak nasıl güzel güzel yapıyor. Havasını mı almak için vuruyorsunuz? Tabii havasını almamız lazım. Ki. Hem mermere yapışsın hem fıstığı üzerine serttiğimizde hava kalmasın diye. Bak nasıl gidiyor. Evet. Ustamız çok marifetli. Sağ belli olsun. Belli baksana. Şöyle bu mermer dar geldi dedi gerçekten öyleymiş. Gerçekten. Şöyle sahan kaymağımız, şöyle de toz şekerimiz. Şeker oranını da ayarlayabiliyoruz. Çok az da koyabiliyoruz, normal de koyabiliyoruz. Hatta size biraz daha az mı yapalım Zayda Hanım? Mümkünse vallahi. Hatta buradan şeker hastalarına seslenmek istiyorum. Çok az şekerli tatlı yiyemeyen, muzdarip olan onlara çok az şekerli, bol kaymaklı, mükemmel tatlımızı da vallahi yapıyoruz. Vallahi içerideki teyzelerinden şeker hastası olanlar var. Onlara da yapalım. Yapın o zaman. Tamam, onlara da yapalım. Hem kesin hem söyleyin. Tamam. Bu arada şeker rahatsızlığı olanlar ameliyatlarıyla ilgili özellikle bu şeker ameliyatları nasıl yapılıyor derseniz programın sonunda doktorum gelecek. Bugün onu da konuşacağız. Yani şeker hastaları da lütfen bizimle kalsınlar bugün. Herkesi düşünüyoruz efendim. Sen evli misin? Hayır bekarım. Kız istemeye gitti Zayda Hanım. Devam et sen. Vermedin Hasan abi kızı. Bunu yapmayın. Devam et devam et. Söyleyeceğim. Kulağıma söyle bakayım. Söyleyin artık. Kız istemeye gidince mi 10 kilo verdi? Yok kız kilolu deyince. Kız kilolu deyince efendim tamam, tabii. Tamam. Ama bir şey söyle. Hasan abi yaptığın iş mi senin? Ama bir şey söyleyeceğim. Kız seni düşünüyor yine. Aşk kilo verdirir mi? Ama verdirir demek ki. Allah razı olsun. Bravo. Sadece katmerle künefe yemeği bırakarak. Bu kadar. 3 haftada. Bir daha mı gideceksin şimdi kız istemeye?
İşte zayıflarsa başka bir adaya gideceğiz, hayırlısı. Allah bakalım sizi artık. Kahretmesin. Hasan Bey artık. Hayır, öbür kız kilolu diye istememiş. Ne yapalım, yeni adaya kilosuz. O hakkımızı kaybediyoruz. Ben de zannettim ki aynı kıza gideceğiz. Yok, alırsa yine gideriz ya, ne olur. Ya istersen baştan. Var ya siz de olmazsa olmaz olmaz birini tabii seçin. Canım. Evet, şimdi gelelim işin. Şimdi esas olayda. Bırak bu da konuyu çeviriyor şimdi. Tabii ne yapayım şimdi, konu ben olunca çevirmem lazım. E nasıl söyledi sana kız, kilolusun mu dedi yüzüne? Yok, anasının akrabasına söylemiş. Anneler konuştu. Eyvah. Kızın annesi annesine söyledi. Kız resmimi görünce kilolu dedi. Ha. Halbuki Photoshop'tan biraz şu anda seni yapmış. İzliyor mesela o kız. Ne oradan diyorsun buna da? Selam olsun. 10 kilo verdik. 3 ay seni istemeye. Gör sen. Dur. 3 ayda 30 kilo verdim. Tolga. Tolga'yı gör, Tolga'yı. Tolga kız istemeye gidip de kızın kilolu diye varmak istemediği kızımıza konuşuyor şu anda. Kız evet. Ekran başında konuş. Hanımefendiciğim, beni tercih etmediniz. Bana çok büyük bir iyilik yaptınız. 3 haftada 10 kilo verdim. Teşekkür ediyorum. En azından. Aynen, bunun için sana çok teşekkür ediyorum. Bana büyük bir azim oldu, son noktaydı. Hı. Kaç kilo kaldı? 20 kilo için. Kaldı. 2 ay içinde 20 kilo daha verirsem kendime çok güzel bir hediye alacağım. Hediye alacağım, annem bir daha göndereceğim. Evet, yani, aynen. Şöyle, bu simit katmer olacak. Simit katmer. Ha. Ama biz bir de mıcırağa gidelim. Katmer. Tamam, siz gidin ben hazırlarken. Peki bunu bir de katlamasını göster de öyle aynen, gideyim. Hemen o zaman bir tanesini katlamasını göster öyle gideyim. Ha. Şöyle şurada cevizli de yapayım sizin için. Bir de cevizli tarçınlı de mükemmel, çok hafiftir. Allah'ım sana göre. Geliyorum. Hani aşkın ömrü kaç yılmış Mustafa, bakayım neler yazmışlar. Ha. Bak Salih Bey demiş ki evleninceye kadardır bence. Eyvah eyvah Salih Bey, ne yaptın? Mert Bey, aşkın ömrü verdiği sevgi ve saygı kadardır. Süper. Süper. Evet. Nurhan Hanım diyor ki sevene ömür biçilir mi? Aman Allah'ım süpersiniz. Sevda Hanım demiş ki aşkın ömrü evet, elde aslında. Edinceye onu buluncaya kadardır. Asıl o zaman başlaması gerekmiyor mu aslında ama? Ya şekeri de koyuyoruz. Mıcırağa gidiyorum artık evet. Hadi. Şu hemen. Bir tanesini bir yap buyurun, şunu yap buyurun, şunu buyurun, yap. Buyurun, hemen buyurun, yapıyorum. Bu az şekerli. Heh. Şöyle simit katmeri katlayalım. Ben hazırladım zaman yok diye. Hmm. Hadi bakalım Tolga'cığım şu simiti katla. Hadi Tolga. Evet. Bütün kızlar seni seyrediyor şimdi. Vay. Evet. Simit katmerimiz bu da. İnovasyon bir ürünümüz. Normal katmerin bir yuvarlak katmeri. Bak, simit bak, diye bak, adlandırılıyor. Bak. Muhteşem bir şey. Ve böyle yuvarlak yapıyoruz. Son olarak bunu bir kalpliye çevirirsen hemen. Bence de. Bunu hemen. Hayır şunu yap, şunu yap. Şunu kalp yap. O zaman... Çünkü şöyle biraz daha bu kadar dedik bugün yani. Aşk konuşuyoruz. Aa, aşk bravo, bak. Kalp olsun. Vay şöyle, vay vay vay. İşte budur. Şimdi oldu. Bütün sevenlere bütün gelsin efendim. Bütün seven kalplere gelsin. Evet. Tolga'mız gibi kız istemeye gidip de cesaret isteyenlere gelsin. Aynen öyle. Ama kızlar da haklı şimdi yani. Bak sen de iyi yapmış. Kilo ver, daha sağlıklı ol. Aynen hadi öyle. Geldik. Hadi gelin. Hah. Mıcırığa geldik şimdi. Evet. Mıcırık ne demek ki? Şimdi mıcırık aşı esasında bunun tadı birazcık pişip de ezilmiş bir dolmanın tadında. Bunu görebiliyor öyle musun Fakize? İçini. Bu bizim normal klasik yemeğimiz. Yağımıza evet. Yalnız siz bayağı yağ kullanıyorsunuz. Evet. Yok hayır zeytinyağı. Şimdi daha bunun yüzüne i̇şte yağ zeytinyağı dökülecek. Zeytinyağı da yağ ama. Evet. Ama. Ancak ama. Bakın şimdi bu patlıcandan. Şimdi biz bunda pirincimizi haşlamış olduk. Haşladığımız pirincimizin suyunu. Süzelim. Evet süzelim. Tamam. Çok pardon. Hiç önemli değil. Bir dakika. Tabak varsa altta ona da süsebiliriz elimizle. Mıcırık aşı yapıyoruz hanımlar evet. Beyler. Bunu evet. Dökeyim mi? Evet dökebilirsiniz. Peki. Tabii dökebilirsiniz gelin. Direkt. Gelin. Teşekkür ederim. Mıcırık aşına gelin. Evet. Patlıcanın bu özellikle bu evet, saplısı var ya. Evet başları hani kışın kurutuyoruz diye yazdığı için burasıdır. Ya. Bunları aynen. Değerlendirmiş oluyoruz. Hem de çok güzel bir yemek, sevilen bir yemek. Buyurun samısağını da tabilirsiniz. Evet. Mıcırık aşı. Bir de Antep'ten ayvalı, nar ekşili, evet. Eşkili, taraklık. Taraklık. Evet. Niye taraklık o da? Pirzola etiyle yapıldığı için öyle bir isim koyulmuş esasında. Ondan kaynaklı. Taraklık etin ismi değil mi? Evet, tabii. Taraklık kısmı mı? Tabii, evet, taraklık, pirzola. Birazcık domates salçamızı ekliyoruz. Zaten daha önce giden şeyleri sarımsak. Söylemiştik. Evet, samırsağı koyduk. Siz ona da samırsak diyorsunuz. Evet. Ha. Bilmem öyle herhalde değil mi? Evet aynen. Öyle. Neyse o yani. Şiveye alıştığımız için. Evet değil mi? Bize çok normal geliyor. Normal aynen geliyor. Ablacığım Zayda doğru söylüyorsun. Zayda Hanım'a ekşi farklı oluyor. Olsun yok ben özellikle şey. Sen evli misin? Evliyim. Kaç aşkın ömrü kaç bir yıl? Bir kızım bir oğlum var. Maşallah. Aşkın ömrü yıllarsız ya böyle. Gerçekten. Zamansız.
Ne güzel. Birazcık pul biberi. Öyle hissettiren beylere ve öyle hisseden hanımlara helal olsun. Evet, bak ne güzel. Şimdi kırmızı biberimizi koyduk. Tekrar biraz karabiberimizi koyuyoruz. Yalnız bizim sağlık programı tandanslı olunca bunlar da maşallah deney tüpü gibi. Aynen. Ben karabiberi. Dilek Hanım sizi yıllardır takip ettiği için evet, biliyor artık ne olduğunu. Evet, ona göre ol. Gerçekten Hasan söyleyince. Ay benim kuzen Benil. Benil seni evet. Seni çok seviyormuş, evet, tanıyormuş. Evet. Çok severim. Çok, çok selam su ayısında evet. Kalmasın. Aynı çok zaman, selam çok söyledi sana Benil'im. Sağ olsun. Benil'im öpüyorum seni, İzmir'e selam olsun. Ben de hepinizi çok seviyorum. Nilmark'a selam olsun. Evet, şimdi de pirincimizi atacağız. Evet. Ay ay ay. Birazcık bakın limon suyu koyuyoruz biz buna. Çok fazla değil ama dolma eziği gibi olduğu için. Dolma evet, şimdi, eziği. Evet, dolmanın ezilmiş halini düşünelim. O şekilde. Mesela şimdi bu kurutulmuş dolmalık biberleri koyacağız, sıkıyoruz. Bak finalde böyle bir şey oldu. Bunun içine tabii. Yok yokmuş ya. Yok. Çok maşallah. Lezzetlidir. Yüzüne de sonra yağ ve nane koyacağız. Of of of. Gelinlere. Oğullarına evet. Kız alan acı biraz gelinlerden bahset. Ay gelinler. Yani ne yapar bir anlat bana. Kuşun dedi dükkanına bekar biri gitsin hemen ona kız bulur. Evet ya. Bizim etraf sen de bendensin. Ha, evlensinler. Ben bir sürü kişiyi evlendirdim. Ama bir şey değil mi? Evlilikten mutlu olunca insanların canım, evlenmesini ben istiyoruz. Ben de çok mutlu herhalde. Oluyorum. Direkt dükkana girene ilk sorusu evet. Evli misin oğlum? Evli misin oğlum? Kıza da soruyor ama çok gelen var iş yerine. Sen bizim Gaziantep şubemiz ol. Tamam. Vallahi. İnşallah. Bak durumu olmayıp kavuşamayanlar falan olur. Olursa evet, evet. Sen bana gönder yok, kıyama. Yok maşallah bizim Antep'te kavuşamayan olmaz. Kızlarımız olmaz, da çok mi? Akıllı. İstemediği kimseye vermiyorlar değil mi yok, kızları? Yok hayır öyle bir... Bak zaten gördüm yani. Kalma. Fotoğraf. Öyle şeylerimiz peki nasıl yoktur. Oluyor bu işler? Mesela ben oğlan annesiyim. Bir yani kızı beğendim diyelim. Yani eğer oğlunun diyelim. Görüştüğü bir kız yok ise ne yapıyorsun orada ne yapıyorsun? Sonuçta? Ailesiyle mesela sen istiyorsun bir kızı beğeniyorsun. O aileye gidiyorsun bir sabah kahvesi içiyorsun. O aileden müsaade istiyorsun. Öyle ben geldim hiç tanımıyorum. Ben geldim mi diyorum. Yok telefon kahveye. Açıyorsunuz tabii bir aracı oluyor. Telefon açıyorlar. Onlar gidip orada bir kahve içiyorlar. Anlıyorlar zaten onlar. Tabii biliniyor. Tarlı misafiri deyince biliniyor. Onlar orada bir kahve içiyorlar. Sonra kız annesinden müsaade alıp oğlanla dışarıda bir kahve. Artık çok ilerledik. Yani hani öyle şu eskiler gibi değil. Tabii kız canım. Oğlan tabii ki çıkabiliyor. Görmeden birbirine olur evet, mu öyle şey? Bunun suyunu şimdi ekliyoruz. Peki Dilek Hanım, kaynanalar soruyor mu yemek yapmayı biliyor musun? Yok diye. Ya. Bir dakika dur. Çünkü... Gaziantep'te kaynanalar ne sorar? Gaziantep'te... bu çok güzel bir soruymuş biraz ya. Biraz daha sallayacağım. Aslında. Burada. Tüh bunu yarın soralım dur. Bu yarın sorusu olsun. Tamam. Kayınvalide sizi almadan önce ya da sizi gördüğünde ne sormuş? Ne söylemiş? Çok güzel. Mustafa unutturma yarın bunu soralım. Tamam mı? Ama şimdi reklam arası. Bugün ilişkileri konuşacağız. Erkek neden aldatır? Güzel kadın mı? Bu arada şöyle bir araştırma yapmışlar. Kadınlar çirkin erkek tercih ediyormuş. Bu neden oluyor? Çirkin mi yakışıklı mı? Gerçi bu Allah'ın yarattığını öyle demek de çok ayıp da. Ama soruyu da böyle sormuşlar. Ben ne yapayım? Aynısını söylüyorum. Bir ara verelim. Hemen geliyoruz. Mıcırık aşıyla, künefeyle ve şahane sorularla Oytun Erbaş'ta birazdan geliyor. Bu arada ilk çocuğunuz erkek mi? Ya da kız mı? Bizi takip edin. Önemli hastalıklar ya da avantajlar. İlk kız ya da erkek çocuk doğuran annelerde değişiyormuş onu da öğreneceğiz. Hadi bakalım. Merhaba, numaranızı alabilir miyim? Bu sosyal deney çok konuşulur. Yani çok da hoşlandım açıkçası sizden. Sokakta hiç tanımadığınız biri sizden hoşlandığınızı söyleyip... Sizinle çok tanışmak istiyorum. ...telefon numaranızı istese... Numaranızı falan verme imkanınız var mı acaba bana? Numaranızı alabilir miyim? Tepkiniz ne olurdu? Olan geçen günü herkese verseydim Erkek oyuncumuz kadınlardan telefon numaralarını isteyince neler oldu? Ben olsam gelirdim. Kadın oyuncumuz erkeklerden telefon numaralarını isteyince neler oldu? Güveniyorsun lan. Gideceğiz mi ya? Gideceğiz mi? Az sonra canlı yayında Zahidi Yetiş'le de... Çirkin erkekler çok tatlı. O zaman ben yandım. Ben tipsizin takayım ya. Bu araştırmanın sonucu çok şaşırtacak. Almazdım. Kadınlar evlenmek için neden çirkin erkekleri tercih ediyor? Hanıma sormak lazım. Ben çok mutluyum. Çirkin erkekle evlenmenin avantajları neler? Çok yakışıklı olan erkek mesela çok dikkat çekiyor. Peki yakışıklı erkekler evde mi kalacak? Tamam o zaman güzel ama yakışıklı parası yok ne yapacağız? Az sonra canlı yayında Zahidi Yetiş'le de. Bu sorular çok konuşulur.
yakışıklı ama madden sizi sıkıntıya sokacak. Biraz daha böyle makul ama çok parası var. Bilmiyorum, kadınların fikirleri çok kıymetli ve değerli bizim için. Her birinin ki yaşanmışlıklar da var, öyle düşünmek lazım. Konuşacağız. Birazdan aslında bunları bize söyleten hormonlar mı? Beyin algımız mı? Hepimiz farklı bir şekilde mi görüyoruz bu dünyayı? Erkekler niye aldatıyor? İlk çocuğunuz kadın kızsa, ilk çocuğunuz erkekse, hanımlar mutlaka ikisinden birisi nasıl olsa. Peki bize avantajları nedir? Vücudumuza avantaj ya da dezavantajları neler? Konuşacağız. Hasan Durmaz. Evet. Gerçekten durmuyorsun ya, soyadın gibi. Hiç ne yapacaksın bana ne şimdi? Ne yapacağız şimdi size? Böyle Urfa sade yağımızla şöyle güzel güzel aman inovasyon Allah ürünler çok yapacağız. Çok yağ değil mi Hasan? Çok değil, çok değil. Eriyor, süzüyoruz biliyorsunuz. Önce bu adam hiç durmuyor için. Biliyor musunuz? Daha yeni Dubai'den geldi. Adam dünyaya açıldı yani. Evet, helal olsun sana valla. Şöyle maşallah. Hemen fıstıklarımızla başlıyoruz. Şöyle bir fıstıklarda yapıyorum. Hoppala. Tabii bu fıstıkların yapışması için o yağ. Tabii ama hepsini kullanmıyoruz. Bir de sade ya yağ. Ya bu Antep'te yaşamak şahane bir şey ya, ama UNESCO bu lezzetler, UNESCO bu enerji. Ne şey yapıyor ya. Antepler Allah aşkına ya, bu kadar? Vallahi Antep'te sabah da yiyorlar, akşam da yiyorlar, öğlen de yiyorlar. Sen Antepli değil misin? Ya aslen Urfalıyız da 12 yıldır Antepliyiz. 8 yıl sonra Antepliler bizi kabulleniyor. Kaç sene sonra kabulleniyor? 20 yıl sonunda. Ay 20 yıl tabii. Sonunda artık vay. Şöyle. Burada da şahane şeyler oluyor. Tabii tabii tabii. Katmerli. Bu hepsi nedir? Ayrı bu ayrı. Cevizli tarçınlı katmerimiz efendim. Cevizli tarçınlı bu. Evet. Bu da künefe, fıstıklı burası. Kaymak fıstık, cevizli ve peynirli. 4 farklı Allah'ım çeşit. Allah'ım sana geliyorum. Bu nedir? Bu klasik bizim bildiğimiz evet, mi? Evet. Size özel az şekerli. Sağ olun kaymaklı. Ha, bu da şeker hastaları için diyeceğim ama tabii. Katmeri görüyor musunuz pişimini? Şimdi görmez miyim? Şöyle burada da fıstıkzade için özel karışımını yaptığımız çekelim. Hamurumuz var. Şöyle döşüyoruz. Gel gel Bakize gel bu tarafa burayı gel gel. Merak Allah'ım. Şöyle. Hazır. Hemen bunun yemekler arasına yemekler de da, bugün efsaneydi tabii, lütfen takip edin. Sahan kaymağını gireceğiz arasına. Şöyle. Sahan kaymağı. Evet, tabii. Bu bizim bildiğimiz kaymak değil mi? Değil. Gaziantep'e özel bir sahan kaymağı. Kaymağın daha da farkı? Özü. Ya özü daha da özü. Daha da özü. Kaliteli yapılışı. Of of of. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada Antep katmeri yaptık, künefe yaptık, ayvalı ekşili taraklık yaptık, mıcır aşı yaptık. Onlara da bakmaya gideceğim şimdi. Yavaş yavaş pişecek değil mi Dilek abla? Birazcık daha. Bir 10 dakikası var. Ama evet. Bu ayvalı yemekler gerçekten efsane oluyor. Hadi bunu bir kesin de gösterin bari bana. Bugün Mustafa'yı görmeniz lazım. Tokev'in aç kedisi misali. Hiç ayrılmıyorsun Mustafa, ne oldu? Gözünü bile ayıramıyorsun valla. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ne diyeyim? Çolukla çocukla gidip böyle yemeği, keyifli vakit geçirmeyi nasip etsin hepinize inşallah. Amin. Amin. Şöyle kadayıfımız da hazır. Şöyle Zahide Hanım gördüğünüz gibi bu ürünümüz hazır. Of, bu arada of. Gaziantep'ten sizlere selamlar getirdik. Sayın selam. Bakan Hanımızın UNESCO Gastronomi Şehrine gerçekten büyük katkısı olan Bakan Hanım'ın da selamını getirdik. Aleyküm selam, sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu hazır, isterseniz şerbetini hazır verirken mi çekelim? Hadi verin, bence de. Cos mu olacak şimdi evet, bu? Evet, evet, şimdi orada. Of, 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 of. Katmerin tadını hemen bakacağız. Aman sen bak, sen bak. Başına bir şey gelmeden. Bir tabak verin, Mustafa tadına bakacakmış. Şöyle alayım size. Şerbet soğuk bu arada. Ufak da bir tarif verelim. Kadayıf sıcak. Bizde biri sıcak, biri soğuk olur. Ama burada gördüğünüz gibi bak. Şerbeti soğuk, kadayıfı sıcak verdik. Pişirdik. Tabii, tam size dediğim gibi şu tabak an hazır. Tabak sıcak. Bir de şöyle bir kesersek. Şöyle alayım ben onu. Şunu alalım. Buyurun. Bakın Zahide Hanım sese bakın. Of 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 of. Sen niye of of diyorsun? Hadi ben bunları yeni ben görüyorum. O diyette ya. Sen diyet ah ya. Ağzıma bir şey değmedi. Ne diyorsun? Tabii. Sen bu kadar şeyin içinde ol ve yeme. Kesinlikle. Bir lokma bile kıyamam ben sana. Ama helal olsun. Bak demek ki kızlar acık zayıf istiyor. Yapacak şöyle, bir şey yok Hasan. Şöyle gördüğünüz gibi. Ay. Zahide Hanım. Ya Gaziantep'te zaten biliyorsunuz son zamanlarda sosyal medyadan da çağırıyorlar artık Gaziantep'e gelme zamanı diye. Çok onu harika şeyler yapıyorlar. Bizim, onu da buraya koyalım. Öyle. Ama bakar mısınız yani böyle. Bu da nedir bu böyle, Allah'ım sana geliyorum. Ha ne? Şu haline bak Mustafa, şu haline bak. Bir taraftan katmeri yiyor. Bana yaptığını yapar mısın izleyicilerimize? Hayır, o tarafa doğru söyle. Günün sorusunu hatırlatalım diyor ama bir taraftan. Neyse, Allah'tan kilolu değil. Zahide Hanım bu hazır. Günün sorusu şu. Böyle. Aşkın,
Aşkın yaşı varmış mı da başka bir soru olabilirmiş bak. Aşk dediğiniz şey var mı gerçekten? Ve gerçekten ne kadar sürüyor varsa? Aşkın ömrü kaç yıldır diye sordum size. Bakalım neler yazdınız bize. Yazılanlar varsa hemen okuyayım. Mesela aşkın ömrünü sorduk. Ha, yazmadınız mı daha? Bak hadi yazın bana hemen ya da telefonumu verin ben oradan bakayım. Şimdi bu ürünümüzü de böyle süslüyoruz ve şu katmer de ya ürün neymiş? Ya bu kadayıf kadayıf. Bunun gibi 40 çeşit ürünümüz var bizim. 40. Tabii yani canım. Bunu pek çok kişi yapıyor ama sonuçta yaratıcılık önemli. Ay birbirine tahammülün bittiği yerde aşk da biter diyor Beyza Hasdemir. Doğru söylüyorsun kuzu. Gerçekten öyle. İnsansa ölene kadar demiş Dilan. Aşk ne zaman biter? Aşkın ömrü kaç yıldır diye sordum. Aşkın ömrü yoktur. Sonsuz Semra yazmış. Aşk ömür biçilemez bence Zayda ablacığım. Ömür biçilirse aşk aşk olmaz. Menfaat olur bence. Çok güzel. Aşkın ömrü yoktur. Benim için aşk ölene kadar. Yeni evliyiz henüz. 1,5 aylık eşimi çok seviyorum. Annem Ayşenur sen daha yeni başlamışsın. Dur birkaç sene geçsin. Ondan sonra tekrar konuşalım ama ömürlük olsun inşallah. Bak Antep'ten de sizi izliyorlar. Sevim Oduncu selam söylemiş. Aynen aynen. Size yazıyorlarmış. Bizlere mesajlar çok, çok atıyorlar. Oo. Aşk diye bir şey yok. Artık karşılıklı çıkar var diyor Sena İnan. Ya öyle olmasın. Sevgi sevgi. Sevgi var sadece. Gerisi yalan demiş Mehmet Arya. Ne güzel. Aşk anlık sevgi ömürlüktür nokta demiş Gülay Çelik. Devam ediyoruz. Bu arada şöyle bir bunu hem karıştırıp hem göstereyim mi? Biz ne yaptık şimdi? Bunun adı ne? Bunun adı mıcırık aşı. Mıcırık. Mıcırık aşı evet. Anlatın ne yaptık? Biz yağla zeytinyağıyla soğanımızı kavurduk. Hmm. Büyükbaş soğanımızı. Patlıcanlar kurutulmuştu başları. Onları ayrı bir haşlayıp suyunu değiştirdik. Dolmalık parça biberlerimizi koparttık. Onları da bir suyu ısladık. Sonra pirincimizle samırsağımızı, patlıcanımızı ve biberimizi de o yağla soğan üzerinde kavurduktan sonra salça, karabiber, biraz limon suyu ve suyunu koyup pişirdik. Birazdan bir 5 dakika sonra da yüzüne kırmızı biberle yağ hazırladık. Allah'ım onu dökeceğiz. Yani dolmanın ezilmiş geliyorum. Hali gibi bir tat. Şahane. Teşekkür şahane. Ederim. Şahane. O zaman nar ekşisine geleyim. Evet. Hadi gelin nar ekşisi. Eşkisi diyesim geliyor bak. Nar ekşisi yapacağız evde. İşte o kadar kolay ki. Bak sabahtan beri nar ayıklıyorum. Ellerim ne halde. Şöyle. Kolay değil tabii. Aynen. Narı böyle ayıklıyorsunuz. Bakın böyle hop hop içine döküyorsunuz. Yaptığınız sadece bu. Bir tek nar alırken narda çatlak olmamasına ben dikkat ediyorum. Ay evet yani. Evet ne yazık ki yani hiç maalesef. Hatırlamak bile istemiyorum ama vahim bir olay yaşandı ne yazık ki. Bunların çatlağından içine sızan yani öyle okudum ben ama başka da bir şey aklıma gelmiyor yani zaten. Yani gerçekten çok kötü bir olay ama. Aynen ne yazık ki ilaçlar bir çocuğu hayatından etti. O yüzden çatlak olmasın. Nar evet. Üzerinde bir bakın çünkü nar çatlar ya böyle. Şimdi ne bu yaptık? Çekirdeği. Çekirdekleri böyle mutfak robotundan, daha doğrusu çekirdekleri de içini, narı böyle blenderdan geçirdik. Ama içinde dikkat edersen hala taneleri var. Şimdi bu taneleri acımsı bir tat veriyor. Onun için mutlaka süzmek lazım. Hemen şunun içine koy Zahide'cim. Bir kepçe. Şöyle. Evet, kepçenin altıyla da böyle iyice bastır 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 bastır. Bak suyu nasıl akıyor. Bak 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 üstüne gelmesin. Şöyle görebiliyor musunuz nar, suyunu? Suyu da çıkmaz derler değil mi? Bak bak bak. Evet. Ay, aynen. Ay bunu ben yapayım. Ha ben tutayım ben yapayım. En aynen bak, öyle bak. Narı bir güzel çekirdeklerini hatta bunu birkaç kere yapın. Gerekirse tülbentten geçirin. Tülbentten geçirin ki çok daha böyle güzel oluyor. Mutlaka çekirdeklerini temizlemek lazım. Sonrasında Zahide'ciğim iyice ne yapıyoruz? Böyle çekirdekleri süzgeçte kalıyor. Bir tane daha süzgecim var. Onu da tencereye dökerken kullanacağız. Sen onu ha, bana bir ver. Bir tane daha. Mümkün olduğu kadar. Yok oraya koyma. Bunun içine koy kaseyi de. Aman kepçeyi. Ne yapacağım ben bunu? Sen onu söyle al. Bana. Şimdi, bunu da buraya dökerken bir daha ay, mı? Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Çekirdekleriyle çok güzel bir şey yapacağım. Şimdi onu da göstereceğim. Evet evet. Şimdi onu da hadi dökerken. Sonra ne yapacağız onu da söyle bana. Aşağı yukarı 4 saat kadar ocakta bir güzel kaynayacak Zahide'cim. Sonrasında güzel böyle bir cam kaba koyun. Güneşte. Ay, güzel oldu bunun rengi ya. Güneşte. Şimdi ver bakayım anne. Dur. Koy şuraya koy. Sonra güneşte biraz bekletin. Güneşte de biraz bekledikten sonra. Bak bütün kaldı mı birazcık çekirdeği? Yok henüz kalmadı. Kaldı. Hiç kalmadı. Tamam süper. Bundan gelen o. Bak. Şimdi bayağı böyle aşağı yukarı 10-12 tane
nar kullandım. Yani neredeyse 1 litre kadar nar ekşisi çıkabilir size. Ama şu çekirdekleri ne yapacağız onu da gösterelim mi Zahide'cim? Hadi göster. Ama şunu bir gör. Şunu 4 bir saat gör. Kaynatacağız. Köpüğünü üstünden alacağız ama hani reçel yapar gibi. Çünkü o köpüğü de acımsı bir tat bırakır. Kaynadıkça köpüğünü alın. Beyaz köpük oluyor, onu alacağız. Evet, çok kısık ateşte. Yani çok da kısık değil, çok da harlı değil. 4 saat kaynatın. Şimdi şu sürahide suyumuz var. Bunu da çocuklarınıza nefis bir meyve suyu yapacaksınız. Bakın. Narın çekirdeklerini çıkarttığımız çekirdeklerinden şöyle biraz karıştırıyoruz. Biraz daha suyla arayışsaydık. Bunu buzdolabında tutun. Muhteşem bir lezzet oluyor. Gerekirse biraz bal koyun, bunu böyle çekirdekle koyun. Mi yiyeceğiz çocuklara? Hayır, süzeceğiz. Heh. Ama çekirdekleriyle suyun içinde biraz dursun. Ama önemli olan yine nar suyu elde etmiş Aynen. olduk. Aynen. Böyle çekirdeklerini güzelce böyle de bir meyve suyu yapabilirsiniz. Bu niye yarım biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Cem gidiyordu bugün işte uçağa. Bunun arkasından su döktüm de bu ondan yarım. Evet. Ama güzel gelenekler onlar ya. İnanırım öyle şeylere ya. Çok aynı. Aynen. Hala süper. Mesela bir eve geldiğinde kolonya ikram ederim. Güzel şeyler bunlar. Gerçekten aynen. güzel. Aynen. Şimdi ne yaptık? Narı ayıkladık bir güzel. Sonra mutfak robotundan geçirdik. Mutfak robotundan geçirip sonradan süzdük. Bu şekilde tencereyi şimdi ben hemen ocağa şimdi götürüyorum. 4 saat. Kaynayacak. Ha. Köpüğünü alacağım. Çekirdeklerinden de meyve suyu Buna başka yap. Bir şey koyacak mıyız? Hayır, sadece bu mu? Sadece kaynayacak. Şeker falan koymuyorsun. Hayır, hiçbir şey koymuyorsun. Yok. Hiçbir şey koymuyorsun. Nar ekşisi, narın bol bol kaynaması demek. Aynen. Nar ekşisi yaptık. Ayvalı ekşili taraklık yaptık. O pişiyor içeride. Mıcırık aşı yaptık. Antep katmeri yaptık. Künefe yaptık. Şöyle şunu da atıyoruz. Anam. Gel bu da final olacak. Tost diye yemeğin sosu. Of. Ama bu yapılmaz ki. Çok güzel oldu, çok eminim. Çok lezzetli oldu. Evet. Bunlar çok önemli aşlar, yemekler. Bunları evet. unutmamak lazım. Evet. Çok güzel ve keyifli. Şöyle. Aynen. Şu da son olarak hazır. Hemen bunu da gösterelim. Ha, şöyle. Buna da. Bak hiç yukarı kaldırmadan yapıyorsunuz. Of 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 of. Şöyle bu da hazır. Vallahi daha ne olsun. Gaziantep mutfağı. Ama bu yavrum bak kız istemeye gidecek, kilo vermesi lazım. Diyetteymiş. Hala yiyor ama burada da yedi. Yemedim arada. Dedi. Hiçbir şey yemedim. Yani. Yemedim dedi. Sadece. Şunlar da hazır tamam, böyle son olarak olmaz. Finali yaptık. Çok teşekkür ediyoruz Biz teşekkür size. Ederiz Gaziantep'ten selamlar yolluyoruz sizlere. Süper. Şimdi içeri geçiyorum. Hanımlar bugün özellikle bizi izleyin çünkü hepimiz için çok önemli. Anneyseniz eğer ilk evladınız kızsa farklı, erkekse farklı. Beden ona göre hastalıklara açık hale geliyormuş. Onlar hangi hastalıklar bizim için çok önemli. Bana da söylemedi Oytun Erbaş doktorum. Şimdi gideceğim sizin için de öğreneceğim, kendim için de öğreneceğim. Hemen içeri geçiyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba, numaranızı alabilir miyim? Bu sosyal deney. Çok konuşulur. Yani çok da hoşlandım açıkça sizden. Sokakta hiç tanımadığınız biri sizden hoşlandığınızı söyleyip... Sizinle çok tanışmak istiyorum. Telefon numaranızı istese... Numaranızı falan verme imkanınız var mı acaba bana? Numaranızı alabilir miyim? Tepkiniz ne olurdu? Olan geçen birini herkese verseydim Erkek oyuncumuz kadınlardan telefon numaralarını isteyince neler oldu? Ben olsam verirdim. Kadın oyuncumuz erkeklerden telefon numaralarını isteyince neler oldu? Güveniyorsun lan. Gideceğiz mi ya? Gideceğiz mi? Evet. Çirkin erkekler çok tatlı. O zaman ben yandım. Ben tipsizin takayım ya. Bu araştırmanın sonucu çok şaşırtacak. Almazdım. Kadınlar evlenmek için neden çirkin erkekleri tercih ediyor? Hanıma sormak lazım. Ben çok mutluyum. Çirkin erkekle evlenmenin avantajları neler? Çok yakışıklı olan erkek mesela çok dikkat çekiyor. Peki yakışıklı erkekler evde mi kalacak? Tamam o zaman güzel ama yakışıklı parası yok, ne yapacağız? Hepsi ve daha fazlası az sonra canlı yayında Zahide Yetiş'le de. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim tekrar. Şimdi sorular çok güzel. Ama bu nereden aklına geldiyse çok enteresan cevaplar aldığı için. Bu arada nasılsınız, hoş geldiniz. Çok sağ olun, nasılsınız? Gayet iyiyiz, teşekkür ediyorum. Maşallah evet. Şimdi beyin bilimi konusunda müthiş bir uzmanlığınız var. Ve aslında beyindeki hormonlar bize neler yapıyor, bizi ne değiştiriyor konuşacağız. Ama kadınlar neden çirkin erkek sever? Böyle bir şey var mı? Önce görüntüleri bir izleyelim. Kim, neden? Nasıl tercih etmiş? Bunları tırnak içinde söylüyorum. Allah günah yazmasın. Erkeğin ya da kadının çirkini güzeli olmaz ama soru böyle. Hadi buyurun izleyelim. Sonra da doktorundan öğrenelim bakalım neymiş cevabı.
Sizin eşiniz yakışıklı mı? Benim mi? Çok. Çirkin erkekler çok tatlı. Aldatma ihtimalleri daha az. Kadınlar çok zor. Çok zor, çok. O yalan. Hayatımız boyunca hep daha güzel ve daha yakışıklı olmak için uğraşıp duruyoruz. Dış görünüşünden mutlu olmayan kadın ya da erkek gidiyor estetik yaptırıyor falan ama... Çirkin erkek daha çok tercih ediliyor. Kadınlar yakışıklı erkeklerle birlikte olmak istemiyor. Florida Üniversitesi'nde yapılan araştırma diyor ki az yakışıklı erkeklerle birlikte olan kadınlar daha mutlu. O zaman ben yandım. Ben tipsizin tekiyim ya. Ben tipsizin tekiyim. Benden beraber olan kadınlar yandı o zaman. Ama daha mutlularmış. Allah Allah. Allah Allah. Öyleymiş. Demek ki Florida Üniversitesi'nin profesörleri şeyleri hanım hepsi. Hepsi de eşini kıskanıyor. Bence ben ortalama bir erkeğim ya. 10 üzerinden 5 ya da 6 puan. İlişkimde mutluyum. Hayat güzel. Daha mutlu olabilir bence evet. Araştırmaya göre bu bir süre mutluluk getirirken zaman ilerledikçe işler değişiyor efendim. Çünkü kadın bu ilişkide kendini yeterli görmediği için daha mutsuz hissediyor. Biraz daha egoludur ve çevresi tarafından daha çok dikkat çektiği için eşlerini mutlu etmezler. Yani resmen çok yakışıklı erkek psikolojiyi bozuyor. Biraz bozuyor. Sonra mutsuz ediyor. Çok yakışıklı olan erkek mesela çok dikkat çekiyor. Bu sefer sen daha çok böyle üstüne düşmek zorunda kalıyorsun. Daha çok kendine bakmak zorunda kalıyorsun bir yerde. Bence yorucu bir şey yani. Böyle kafaları rahat, başka bir kızın ondan hoşlanacağını düşünmüyorlar. Eğer erkek kadından dış görünüş olarak daha iyiyse, aman aman bir de maddi açıdan daha da kuvvetliyse... Yakışıklı olmasa almazdım. Birçok kadına bunu sorduğumuzda daha ne isteriz diyor ama durum hiç de öyle değil. Çok yakışıklıysa sizce niye mutsuzluk getirir bir ilişkide? Parasız olabilir. Bir adam yakışıklıysa bir de parası varsa vay haline. Tamam o zaman güzel ama yakışıklı parası yok ne yapacağız? Parası yoksa... O zaman yakışıklısın ya da yakışıklısın. O yönden hiç şansım yok ben. Bayanlarla hiç anlaşamıyorum. Olmadı mı? Yaşlandım da onun için. Bir şey söylemeyeceğim. Belki ben o kadar yakışıklı değilim. Benim ilişkim çok güzel. Çok çirkin olup da egosu yüksek insanlar da var. Hanıma sormak lazım. Ben çok mutluyum. Yakışıklıyım diyor musunuz? Ben az yakışıklı olayım o zaman ya. Araştırmada erkekler baz alınmış ama ya kadın çok güzel, erkek çok yakışıklı değilse iç güzelliği kurtarıyor mu? Sizin kız arkadaşınız çok güzel olsun ister miydiniz? Yok istemezdim. İstemem. Neden? Çok güzel olursa kıskanırım. Şimdi ben kıskanç bir insan olduğumdan nasıl diyeyim dışarıya çıkma kısıtlamalar olacaktır. Ortalama olsun yeter. Ortalama olsun bizim olsun. Bence erkekler kesinlikle mutlu değil. Vallahi çok güzel olmuş röportajda. Teşekkür ediyoruz muhabir arkadaşımıza da. Ne diyorsunuz hoca? Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar kendi anne babaları, yani toplum ortalamadır. Ortalama boylardayız. Mesela bizim Türk topluma bakarız 1.60, 1.70. Özelliklerimiz çoğu zaman ortalamadır. Yani alıştığımız insanlardır. Şimdi toplumda mesela çok uzun bir insan alışılmadık bir şey mesela değil mi? Çok kısa boylu bir insan alışılmadık bir şey mesela. Aynı şekilde bu da öyle. Çok güzel insan da mesela. Şimdi çok güzel insanlar toplumda azdır. Onun için insanlar esasında kendi ailesini çok gördükleri için ortalama insanlarla beraber olmayı seçerler. Onun için çok yakışıklı insanlar esasında bizim için biraz şeyci, itici oluyor. Neden itici oluyor? Sen çünkü onu normal görmüyorsun. Onu normal dışı algılıyorsun. Ama sosyal medyada ama öyle güzel değil, kızlar tabii takip ediliyor. Yakışıklı beyler takip ediliyor. Çok güzel bir şey bak nokta harika. İnsanlar çok güzel, çok yakışıklı kadın ve erkeklerle beraber olmak istese ya da onlarla bir hayat kurmak istese bile evlenmiyorlar. Dizileri niye izliyorlar? Tabii ki konu önemli ama var mı bir tane doğru başrol oyuncusu? Biz güzel insanlara daha çok bakıyoruz. Onlara daha çok ilişkiye geçiyoruz ama onlardan çocuk yapmak istemiyoruz. Ha. Evet. Yani insanlar ortalama kendi gibi insanlardan çocuk yapmak istiyor. Şimdi ben anne babamız hangisi Miss Türkiye birincisi? Ha. Değil, babamız da değil, annemiz de değil. Olsa bile yıllar sonra ne kadar öyle kalacak evet, zaten. Evet, yani şöyle değil yani biz sıradan ya şimdi baktığımızda sıradan hani insanlarız. Sıradan insanlar, sıradan insanlar. Normali bu zaten. Onun için demek ki bu hep yıllardan beri vardır bu söylem. Çok yakışıklı insanlar ve çok güzel kadınlar yalnız kalırlar. Zaten orada röportajda çok evet, güzel çok bir şey var. Şey mesela gayet ya böyle mülayim bir beyefendi kesinlikle dedi ki vallahi ben çok mutluyum dedi. Evet. O da bir yurdum insanı yani. Abi kesinlikle. Çok yakışıklı evet ya da çok güzel eşittir. Çok mutlu. Değil. Çok güzel bir aşk yaşıyor değil. Değil. Yani ne şimdi fırtınalar tabii ki, oluyor. Tabii çok güzel olması, çok yakışıklı olması insan bakıyor. Onunla beraber olmak istiyor ama
Çocuk yapmak istemiyor insanlar. Niye bu çocuk iç, yaparken? İçgüdü. İçgüdü şu. Yani şimdi içgüdü şöyle bir şey var mesela. Bizim bu biraz da ta geçmişten gelen hayvani duygularımız. Yani biz şunu düşünüyoruz hep. Hani ortalamayla beraber ol. Çocukların ortalama da olsun. Böylelikle hayata devam etsin. Pek marjinallerle pek ilgilenmiyoruz aslında. Şimdi şöyle örnek vermek istiyorum mesela sana. İnsanlarla konuşurken de öyle. Mesela çılgın konuşan insanlarla mesafeli duruyorsun. Ama ortalama konuşuyorsun. Mesela bir yere oturdunuz. Daha kolay arkadaş oluyorsun. Arkadaş olma kriterleri nasıl? Annesinden bahsediyor, babasından, işinden diyorsun ki bu da benim gibi. Onunla arkadaş oluyorsun, kaynaşıyorsun. Ama farklı şeyden bahsediyorsa, senin hayatında yoksa onlar. Sen diyorsun ki ne diyor bu? Yani mesela biriyle tanıştınız, size şeyden bahsediyor mesela. Çok farklı dünyalardan. Diyor ki komşu işte, ya komşu. He yani. Yeni bir komşu gelmiş. Yeni bir komşu geldi. Sizin gibi. Sizin gibi. Ama mesela yaşamın amacından falan bahsediyor. Lan diyorsun ne diyor bu yani, böyle çok sorguluyor falan. Eğer senin kafanla onun kafası uyuşmuyorsa o komşudan ne yapıyorsun? Uzaklaşıyorsun. Herkes kendi kafasını arıyor esasında. İlişkiler de böyle. Yani zaten. En iyi arkadaşlarımız bize benzeyen olanlar. En iyi arkadaşlarımız kafa olarak. Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim ben size. İlk tanıştığınız zaman bir insanla şey arıyorsun. Boyu boyuma olsun. Kilo kilo mu olsun? Şey. Var. Huyu huyuna, tabii, boyu ilk tanıştığınız boyuna. Zaman mesela okullar açılsın. Öğrenciler gelsin. Herkes boyuyla ve kendi kilosuyla gruplaşıyor. Yani fiziksel özelliklerine göre. Mesela uzunlar uzunlarla, kısalar kısalarla, zayıflar zayıflarla, şişmanlar şişmanlarla. Ama 10-15 gün sonra bu yetmiyor artık. Kafaya bakmaya başlıyorsun. Yani bunlar ne seviyor? İşte o da benim gibi işte. İşte ne diyelim işte. Gezmekten hoşlanıyor mu? Bir bakıyorsun gezmekten hoşlananlar bir araya gelmeye başlıyor. Yani önce fiziksel özellikler, boy kilo gibi. Daha sonra ama huy benzerliği. Onun için başlıyor. Herkes kendi huyundan, suyundan birini arıyor esasında. Peki gelelim aşka. Evet. Gerçekten aşk diye bir şey var mı? Aşkın şimdi ömrü aşk var diye, mı? Varsa kaç? Şöyle. Aşk diye bir şey var. Aşk bir esasında şehvet. Şehvet. Çiftleşmenin biraz şehveti. Çünkü kadın erkek birbiriyle doğal ortamda böyle bir duyguyla yaratılmış. Çünkü şehvet zevk olmasaydı kimse üremezdi. Üreme angarya olsaydı canlı üremezdi. O kadar mı tembel olurlar ama diye. Ama tabii ki ya şimdi üreme. Şimdi dedi ki salı günleri ürenecek dese. Zevki olmasa bunu kimse gidip üremezdi yani. Bu zaman nesiller devam etmezdi. Ama yemek, içmek, üremek bunlar çok zevkli. Çok bir de bir mücadele istiyor yani, o kadar kolay alan, değil mi? Haz alan davranışlar. Bunlar öyle devreleri oturtmuş ki bütün canlılar bunları yaparak zevk alıyor. Yani yiyerek, içerek, işte üreyerek. Onun için aşk işte esasında bu üreme içgüdüsünün maksimum aşkın bir zevki. Aşkın romantizmi şu an. İşte romantizm de o. Bütün aşklar, o şehvet yapılan çalışmalara göre 2 yıl kadar sürüyor. 2 yıl. Neden? Sonra alışıyorsun. Alışacağız tabii ki. Mesela cep telefonu alıyorsun ilk gün. Çok güzel, çok değerli, çok zevkli. Ama kullanıyorsun. Normalleşiyor. Hatta bir süre sonra camı kırılıyor, ekran kırılıyor, yerlerde atılıyor. Eyvah. Kimse... Mesela yemek de öyle. Açsın şimdi. Güzel bir yemek geliyor. İlk lokma nasıl? Ya. Çok güzel. Su da öyle içerken. İlk yudum çok samışken. Ama sonra bitiyor. Her şey bitecek. Ama evleniyoruz biz yani. Ama neye dönüşüyor? Sevgiye dönüşüyor. Ha. Sevgi şöyle diyecek. Sevgi esasında tam halk diliyle alışkanlık. Ha. Alışıyorsun. Yani mesela şimdi mesela biz ilk tanıştığımızda daha bir şeydi mesela. Değil mi? Daha heyecanlı. İlk gelip gittiğin zaman. Ama sonra bir süre sonra o daha yani şöyle düşünün. Aşk bir deniz dalga gibi böyle. Dalgalı deniz. Sonra dalgalar duruluyor. Sevgi ama orada daha çok şey var. Sevginin içinde güven var. Ben yazdığım kitapta hocam dedim ki aşıkken asla evlenmeyin. Aynen öyle. Bana dediler ki siz aşık değil miydiniz evlendiniz? Hayır değildim. Evet bir aşk vardı, sonra sevgiye dönüştü, ancak o zaman evlendim. Aşkın gözü kördü çünkü o anda hiçbir şey görmez. O şehvet senin gözünü kör ediyor. Peki nerede tanışıyoruz biz aşık olacağımız, seveceğimiz insanlarla? Anne babanız mı buluyor? Yolda mı görüyorsunuz? Bir yerde mi karşılaşıyor? Bu çocuklar nerede birbirlerini bulacaklar? Hani televizyon programları vardı, bu kadar insan başvuruyordu. Evet sonra saçmaladılar. Bence de çok yanlışlar yapıldı. Ama gerçekten insanlar birbirlerini bulamıyorlar. Eskiden sokakta beğendiğiniz bir kız düşünün şimdi, bir beyefendi olarak ya da oğlunuzu düşünün. Ne yapacak? Kız geçti gitti önünden. Allah'ım hayatımın aşkı dedi. Kız geçti gitti, bindi minibüse gitti. Ne yapacak adam? Kaldı öyle çocuk. Ben sana daha iyi bir şey anlatayım mı? Anlatın ama şu videoyu bir izleyin. Hayır, bu VTR'de bir sosyal deney yaptık. Dedik ki telefonunu almak istiyorsunuz. Hani geçip gitmeden, o metrobüse binmeden ne yaparsınız? Bir kız telefon isteyince ne yaparlar? Ne yaptılar? Bir erkek telefon isteyince ne yaptılar? Buyurun izleyelim, sonra yorumlara devam edeceğiz.
Merhaba, numaranızı alabilir miyim? Merhaba, kusura bakmayın rahatsız ediyorum da numaranızı alabilir miyim acaba? Gibi bir soruyla karşılaşsanız sokakta. Acaba tepkiniz ne olurdu? Yani birisi size gelse ve bir şekilde sizden telefon numaranızı talep etse verir misiniz, vermez misiniz? Ve sebepleri ne? Niye vermezsiniz, niye verirsiniz? Şimdi insanlarla bunu konuşacağız. Nur'la sokağa çıktık. Ben daha çok kadınlara, Nur daha çok erkeklere soracak haliyle. Bakalım insanların tepkisi ne olacak? Merhaba. Merhaba. Ya sizi şöyle uzaktan gördüm de. Orada oturuyordum deminden beri. Yani çok da hoşlandım açıkçası sizden. Numaranızı falan verme imkanınız var mı acaba bana? Hayır. Veremez misiniz? Birinize teşekkür ederim ama hayır. Yani böyle rahatsız etmek için gelmedim aslında ama çok da hani absürt bir şey istemiyorum. Sadece numaranızı istiyorum. Anladım ama ilgilenmek çok gerekiyor. Anladım peki. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Ya kusura bakmayın rahatsız ediyorum da. Ya sizinle tanışmak istiyorum. Acaba numaranızı vermeniz mümkün mü? Neden peki? Hayır, ben vermiyorum. Sosyal medya hesabınızdan bir tanesi vermem diyorsunuz. Anladım. Hello. The weather is so nice, huh? Where are you from? Germany. Both of you? Holland. Holland. Oh, nice. Are you tourist or you're living here? Student. Nice. May I have your number? No, sorry, I have a boyfriend. Ah. Ya kusura bakmayın, bölüyorum ama. Ya sizinle çok tanışmak istiyorum. Acaba böyle bir yok sizinle dedim size bak. Sizinle çok tanışmak istiyorum. Numaranızı almam mümkün mü acaba? Böyle birden pat diye bodoslama dalmış gibi oldum ama. Hayır. Veremem diyorsunuz. Neden peki? Birincisi. Beni mi beğenmediniz falan? Hayır da yani yoldan tanımadığım birine neden numaramı vereyim ki? Anladım. Yoldan geçen birine herkese verseydim ben olsam verirdim. Aa. Tanışmak için yani evet yeni bir insanı tanımak için. Değil mi, yeni insanla tanışmanın ne zararı olabilir ki? Farklı kültür. Pardon, burada mı oturuyorsunuz siz? Evet. Ya ben buraları bilmiyorum da biraz yardımcı olabilir misiniz bana? Olur, ne kadar? Önce bir numaranızı alayım isterseniz. Ya ben günlük hayatta da nasıl nereye gideceğimi bilmiyorum. Birilerine ihtiyacım oluyor bile. Numaramı verebilirim ya da numaranızı alabilirim. Ben numarayı alayım. Tamam. Benim numaramı alamazsanız önce bize gelirsin mi? Peki. İki hafta önce gelsin. Ha, sevgiliniz mi var? Hayır. Kız arkadaşınız mı var? Sizin? Benim de var. Yakında benim de var. Şöyle vereyim. Merhaba. Merhaba, ben Nur. Ben buraları bilmiyorum da pek. Bilmiyor musunuz buraları? Hayır. Yabancı mısınız? Evet. Buraya yeni geldim de. Nerede kalıyorsunuz peki? Burada bir arkadaşımın evinde kalıyorum. Yan buluşalım. Evet. Arkadaşım yardım etti, bana bir yer ayarladı. Orada beraber kalıyoruz. Evet. Korkmuyor musunuz? Korkmuyorum. Bayağı cesaretlisiniz ya. Evet. Peki ben numaranızı alabilir miyim sizin? Siz belki bazen bana yardımcı olursunuz. Numaramı alırken şimdi nasıl bir şey olacak? Ben numaramı aldım diyor. Evet. Hadi karşılaşırız bir gün. Karşılaşırız ve haberleşiriz. Gideceğiz mi diyor? Gideceğiz mi? Çıkarız. İşte iletişim kurarız ben numaranızı alırsam eğer. Güveniyorsunuz ama. Yani güven verdiniz bana. Tanışmış oluruz ev. Yaşımla itibariyle güven vermiş olabilirim size ama. Evet, çünkü ben bilmiyorum buraları. Numaranızı alabilir miyim? Şu an hemen veremem. Siz bana numaranızı verin, görüşelim. Olur. Olur mu? Olur, tabii. Ben de bekliyorum, hemen numarasını verecek de vallahi vermedi. Görüyor musunuz? Vallahi vermedi. Ama belki de şeye geldi Nur biraz. Hani fazla mı girişken geldi, biraz korkuttu galiba onu. Ama nerede o bizim Abdullah, hiç alamadın. Hiç alabildin mi? Hiç alamadın. Sen yaparken de Oytun Bey diyordu ki ben olsam hepsinden numarasını alır gelirdim. Peki bu nasıl olacak, konuşacağız. Siz verir miydiniz numaranızı Nur size böyle gelse? Şimdi şöyle, benim numaram internette olduğu için. Zaten Oytun Ağbaş telefonu açmıyor. Zaten açmıyor, o yüzden sıkıntı yok. Ben açmıyorum zaten. Açmıyor yani. Şimdi burada buradaki sosyal deneyde şöyle bir şey var. Şimdi bir insandan bir özel bir şeyini almak istiyorsanız. Özel bir şeye telefon numarası. Özel bir eşyası. Ev adresi gibi. Bu özel, onun özeli. Nasıl alacaksınız? Güven duydurmanız lazım. Nasıl güven duyar insanlar sizce? Üç tane şey lazım güven için. Bir,
Ne sence? Bir, kibar ve sıcak yaklaşman gerekiyor. Kibar ve sıcak yaklaşmazsan korkar senden. Birden gidip numaranı vermezler. Tabii ki. Ama yanına oturursan, elini sıkarsan, nerelisin dersen. Sen nerelisin? Atıyorum. Ben de İzmirliyim. Ha bak aynı yerdeniz. İnsanlar yerden. Şundan şöyle hoşlanıyorlar. Bir de kendin hakkında bir şeyden bahsedersen insanlar güveniyor sana. Mesela annem bu şurada yaşıyor. O da şöyle olmuştu. Ama ayrıntılar vereceksin. Ailen hakkında ayrıntılar. Babanın mesleği, annenin hastalıkları. Bir insana ne kadar ayrıntı verirsen sana o kadar güvenir. O zaman sıcak yaklaşıyorsun. Ayrıntılar veriyorsun, içine koyuyorsun. Bir de onunla benzer olduğunu söylüyorsun. Mesela sen ne seviyorsun? Elma. Ha ben de elma severim. İşte ben tatile gitmeyi, ben de aynı frekansı oluşturuyorsun. Hemen seninle 3-4 dakika dost olur. Ve o zaman o sana güvenir ve birçok şey öğrenebilirsin. Peki nasıl isterdiniz? Hadi o güvenden sonra ben telefonunu. Şöyle derdim yani ben hani ben dostlukları seviyorum. Hani sana da arada böyle arada bayramda sana yazarım. Şey yapardım yani korkutmazdım. Rahatsız etmeyecek şekilde rahatsız bayramda etmeyecek seyranda yazarım. Tabii ki ara sıra ben sana hani böyle merak edince bir de şöyle derdim. Sen aramazsan da silerim zaten derdim. Ha. Şeysiz yani sıkıntısız bir adam. Yani, evet sıkıntısız yani. Orada şey yapmazdım. Yani bir de ikinci bir şey söyleyeceğim ama. Böyle telefon numarası ya da ev adresi alma ihtimali yüksekti yani. Tabii bu şeydir. Hani insanlara güven duydurursanız. Bir de engelleyebiliyorsunuz sen tabii istemediğiniz ki. Zaman sonuçta öyle bir şey bir var. Bir de çok ilginç bir şey varsa buna bir fenomen diyorlar. İnsanlar karşısına pat diye çıktığınız zaman telefon isterseniz alma ihtimali de %15-20'lerdi. Telefon dolandırıcı da böyle. Korktum insanlar itaat ediyor. Ama çok korkmaları lazım. Peki şimdi bu birisinden telefon almak diye buradaki asıl problem bu çok güzel şu. Bir şey yani. Tanışamıyoruz biz. Yani iki erkek ve kadın bir araya gelemiyor bir türlü. Denk ki ya birileri tanıştırıyor. Ama çok aceleci insanlar. Öyle mi? Çok aceleci. Bir güven sağlamaları lazım. Bakın ben şu anda şöyle söyleyeyim. Birçok dünya ülkesinde güven %10'larda. İnsanlar birbirine %10 güveniyor. Çünkü ben biz şu anda duyuyoruz yani. Tanıştığım insanların evini bile öğreniyorum bazen. Yani gerçekten o evde mi oturuyor? Gerçekten öyle bir annesi var mı, babası var mı, iki çocuğu var mı? Yalan mı söylüyor? İnsanların buna bakması lazım. Yani çok acele ediyoruz. Bence aceleciğimiz bizi hataya sürüklüyor. Peki ama şöyle bir avantaja dönüştü bu sosyal medya. Mesela birisinin Instagram hesabını aldığınızda onun bütün hayatını sizi kabul ederse eğer açıksa görüyorsunuz. Nasıl görüyorsun? Nerelere o hayat gitmiş, yalan olabilir o hayat. Ama bu kadar mı yalan olacak? Öyle öyle neler var? Hepsi mi? Tabii hepsi. Ya. Tabii ki. Yani ne bileyim gittiği yerler, yazdığı şeyler, tamam. Bulunduğu memleketler. Tamam bir hesap açmıştı. Kendine göre kafasına göre bir şey yapmıştı hesapta. Ona da güvenmeyin diyorsunuz. Hayır gerek yani. Yok. Gerçek hayata güvenin her zaman. Ha. Gerçek hayata. Peki bir kişi sizden hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu nasıl anlarsınız? Ya bir insanın sizden hoşlanmasında en önemli şey sizinle konuşma süresidir. Süresi? Evet. Bir insan sizle hoşlanıyorsa sizden sizle çok uzun süre konuşmaya. Hocam benimle hiç konuşmuyor diyenler varsa ne yapacaksın? Ama öyle yalan? Yani şimdi mesela ilk tanıştınız sizle konuşmak istiyor. Telefonla konuşmak istiyor. Yani sizden sizin sesinizi duymak istiyor. Sizi görmek istiyor. Bunlar sevgi alametleridir. Ne kadar sizle zaman geçirmek istiyorsa sizi o kadar çok seviyor demektir. Ben seni sonra ararım diyorsa seni sevmiyor demektir. Bu kadar net. Bir de kendini açması. Yani özel şeylerini anlatması. Bir insan bir insana çok seviyorsa ona özel şeylerini de anlatıyor. Bu çok önemli. Bir de sırrını paylaşabiliyor. Evet, yüzümdeki gülümseme. Gülümseme çok önemli. Eğer gülerken sadece ağzı gülüyor, gözleri gülmüyorsa o yalancı. Ama gülerken yüzü gülüyorsan ağzı gülerken gözleri de kapanıyorsa yani bütün yüzüyle gülüyorsa. Gerçekten gülüyorsa. O, zaten bir insan bizi seviyorsa hep gülüyor. Onu gördüğün zaman gözlerin dahi kapanıyor zaten. Çünkü seninle mutlu oluyor insan. Ve bu şekilde istemsiz bütün vücuduna. İstemsiz. Bir de hareketi artıyor. Eli kolu çok hareketlenir. Bir insan mesela seviyorsa eli kolu durmaz orada. Eli kolu durmaz. Saçıyla oynar, eliyle oynar. Bir de çok önemli bir şey daha var. Konuşurken ve gülerken de hep şeydir, heyecanlı ve ne yaptığını pek bilmiyordur. Ha. O çok önemli. Yani eli kolu ne yaptığını bilmiyordur. Çayı, biz de bu durumda tabii, olabiliriz ya da. Tabii çayı dökebilir, işte yere takılabilir. Yani o heyecan emareleri olmalı. Peki bunlar başta vardı ama evet. Biz artık evliyiz ve yıllar geçti. Evet. Şimdi bunları kocamızdan ya da eşimizden beklemeli miyiz? Şimdi şöyle, mesela ben hep bunu anlatıyorum. Geçken program arasında konuştuk Zahide Hanım. Türkiye'de kadınların çok büyük bir kısmı eşinin kendisiyle ilgilenmediğini söylüyor. Bu %90'larda yani bir kadına sorun, en büyük eşinize sorun nedir diye sorun. Eşim benimle ilgilenmiyor diyor. Eşlerde bir ilgilenmeme olayı olabiliyor. Çünkü alışıyoruz. Bakın insan elinde olduğu şeyleri
gözünden siler. Sağlığı. Bir dakika, elinde olan şeyi siler. Gözünden siler. Ya siler, beyinden siliyor. Mesela sağlığı iyiyse siler. Ha. Sağlığın şu an önemi var mı? Yani. Yok. Kaybedince anlarsın. Eşin hep orada siler. Ha. Buzdolabı çalışmayınca anlarsın değerini. Buzdolabı duruyor zaten. Eşler de öyle oluyor. Kaybedince anlaşılır. Onun için kaybetmeden anlamak lazım. Bu da ara biraz... sıra böyle bir kayboluyor gibi mi olsak? Aynen yapsak, çok ha? Güzel söylüyorsun. Acıktırmak lazım. Ha. Acıkma. Yani acıkma şöyle. Mesela bazen güzel aralar vermek her lazım. Her istediğinde yemek orada olmayı versin, evet, yani. Evet, mesela hafta sonu mesela bir gün kaybolmak lazım. İki gün kaybolmak lazım. Biraz seni görmesin. Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Evet. Yani çok aşırı miktarda konuşmak. Hep tatilde aynı gidelim. Yolda aynı zamanda yürüyelim yan yana. O ilişkileri bitiriyor. Herkesin biraz hayatı olmalı. Kendi hayatı. Akşam evde buluşmalar. Yani bu birazcık tatlı ayrılıklar. Güzel bir ilişki getirir. Peki. Buyurun. Hiç yaşansın istemiyoruz ama ne yazık ki zaman zaman yaşanmış hale geliyor. Bizi izleyen pek çok izleyicimizin de belki de başına gelmiştir. Aldatılma, aldatma. Evet. Neden aldatır bir erkek? Severek de aldatılır mı? Zaten aldatmaların çok büyük bir kısmı %90'ı severek oluyor. Nasıl seven birisi şöyle bunu oluyor, yapabiliyor? Aldatan çiftlerde bakıyorsunuz ki eşini seviyor ama başka bir partnerle olabiliyor. Çünkü şöyle bir beyin devrimiz var bizim. Yeni bir şey çok çekici bizim için. Şimdi bak ikimiz burada konuşuyoruz değil mi? Buraya üçüncü konuk gelsin. Hepimizin gözü kime kayacak? O konu öyle. Yeni bir şey çekici. Sadece beyin devresi bu. İyi de o yeni bir şey bitmeyecek. Hiç şöyle biz bir evlendik. Şey. Şimdi bakın hep aynı örneği veriyorum. Yine ben devam edeceğim. Köprüde giderken yan yol daha çekici. Neden? Sanki orası hep daha hızlı. Bakın insana soruyorsun. Sen mi mutlusun, karşı komşu mu diyorsun. Herkes diyor ki biz mutlu değiliz. Karşı komşu çok iyi durumu. Halbuki onun durumu daha aynı, belki de. Aynı belki. Aynı. Hiç evet. İşte insan hani komşunun tavuğa komşuya kaz gelirmiş. O var bizde. Mesela diyorsun ki sen mi daha çok kazanıyorsun? İşte karşı komşu. Ondan durum çok iyi. Aynı esasında maaşınız. Biz hep böyleyiz. Mesela mutluluk için her şey için sorabilirsiniz. Çocuklar için bile. Bizim çocuklar yaramaz ama karşı komşunun çok iyi. Onun için... İşte bu var. Bu bizi aldatmaya götürüyor. Şöyle diyorsun. Benim eşim tamam ama o kadın daha iyidir. Ya da o erkek daha iyidir. Bu bir beyin devresi. Bunu bilerek davranmalıyız. Her zaman yeni bir şey daha çekicidir. Daha böyle bir şey ve hazzı yüksektir. Çekicidir de yuva da alıyor sonrasında. Evet, o zaman işte. Ne yapmalıyız? Eşler birbirine sahip çıkmalıdır. Yani. Evet, eşinize sahip çıkacaksınız. Kadınlar da erkekler, erkekler de kadınlar. Bir şey söyleyeceğim. Yine de suçlu biz olmayalım yok, sonra yok. Dönüp dönüp. Yok yok. İki taraf da sahip çıkacak. Sahip çıkacaksınız. Eşinize sahip çıkacaksınız. Yani. Yani mesela en nefret ettiğim söz karşı taraftaki kadın bu kadınla denk geliyor yani gerçek eşle denk geliyor. Kocana sahip çıksaydın diyor. Ve utanmaz sen kadın olsaydın da kocandan uzak dursaydın ne demek yani? Sen kadın olsaydın da kocanı tutsaydın değil. Sen kadın olsaydın da erdemli olsaydın da uzak dursaydın. Bana göre böyle yani. Ya bu bir toplumsal ahlak bu. Ha ama erkeklere de çok kızıyorum. Onlar da ben evliyim diye dolaşmıyor tabii. Yüzük yok zaten çoğunda. Onlar da takılıyorlar öyle. Evli olduğunu ne sonra aklına geliyor? Bu kadın da evlenmek isteyince doğal olarak buna da günah bak o zaman onlara da üzülüyorum. Buna da günah. O zaman aklına geliyor ben evliydim ya diye. Ama şöyle bir şey daha var. Eğer sizin eşinizden siz yeterli doyumu ya da yeterli bağlanmayı alamıyorsanız aldatmanın en önemli sebebi de bu. Ha tabii yani, biz eşimize kötü davranıyorsak hayır, adam yerine koymuyorsak bağlanma kadın sorunu. Ya da erkek. Yani bağlanma sorunu şu. Yani geleceğe karşı ümidiniz bitmiş. Ha, aldatıyor bir şey insanlar. Olmaz. Üçüncü sebebi aldatmanın partner. Yeni partner yine. Yani yeni bir partner. Mesela aldatan insanların üç tane özelliği vardır. Bir tanesi artık ilişkide şey kalmamıştır, beklentisi. Hmm. Sıkıcı hale gelmiştir. Mesela şöyle bir çok ilişki sıkıntısı da var. Çok güven de ilişkiyi yıkıyor. Aa. Çok güvensizlik de yıkıyor. Mesela güvenmiyorsunuz, çapkınlık var ortalıkta. Ayrılıyorsunuz, aldatıyorsunuz. Hmm. Bir de çok güven de yıkıyor ilişkiyi. Yani diyorsun ki çok güven. Yani beni aldatmaz. O da yıpratıyor. O zaman çok güven de iyi bir şey değil. Biraz rekabet de olmalı. Yani şöyle mesela ben mesela oytunum şimdi kimse beni arayıp sormuyor hiçbir çevremde yok. Hanım diyor ki ya bu adamı kimse aramıyor yani bu adam hani böyle bana kalmış gibi sanki. Ha. Birazcık da tatlı olmalı yani herkesin doğru, biraz albenisi yani. Devam etmelidir. Kadınlar için de erkekler için de. Evet aynen öyle. Peki kayınvalideler aşkı öldürür mü? Ya şimdi kayınvalideler aşkı şöyle üçüncü şahısta aşkları mahveder. Mahveder herhalde. Evet çünkü... aşk ve sevgi iki birey arasında olur. Bütün kayınvalidelere değil tabii, tabii sözümüz bu arada. Yani şöyle ha. Akıl vermek iyi bir şey değil. Değil şimdi, mi? Karıyla koca çok kavga eder ama çok barışır. Ha. Yine aynı yastığı paylaşır. Siz onun içine girdiniz mi? Mesela ben ikili olaylara hiç karışmam. Neden biliyor musun?
iyi olsa iyi olur, kötü olursa sen senden kötü olursun. Senden bilirler. Tamam. Onun için herkes, kayınvalideler şunu yapmalı. Herkesin çocuğu değerli. Ben eskiden gelin olarak dinlerdim bunları. Evet. Şimdi nedense kaynana olarak dinliyorum. Çocuğum var çünkü artık. Evet. Şimdi erkek anneleri tabii ki erkekleri şey yapıyor tabii, çok seviyor. Ama tabii ki evlendiğiniz zaman da bir kız bu sefer seni biraz ihmal ediyor artık. Oğlan ama yeni bir kızı seviyor. Ama onu da bileceğiz yani. Bu duyguyu ya şimdi bilmemiz şöyle, lazım. Şöyle, bir şey yok. Bir erkeğin, o mutlu olsun diye bilmek lazım. Bak şöyle lazım. Bir şey var bak Zahid Hanım. Bir erkek, bir kadının çocuğu anneye bağlı. Anne güçlü bir karakterse çocuk güçlü oluyor. Anne çok önemli bir şey. Anne böyle hacı yatmaz gibi olacak. Anne çok böyle... hiç... Sallanacak ama devrilmeyecek. Aynen mi? Öyle. Nasıl yani? Ben şunu bilmeliyim. Benim anneme bir şey olmaz abi. Bizim öyle bir anam var ki benim. Hasta doğsa da ölmüyor bu. Başı derde girme. Hayır öyle bilecek. Çocuk öyle algılar. Mesela siz şimdi hasta oldunuz. Çocuğuna şöyle diyorsun. Evladım ben çok kötüyüm. Bir şey olabilir. Çocuk şöyle algılıyor. Annem gidiverecek. Anneye bir şey olur. Çocuk bu sefer kaygılı olur. Evet. Bu sefer şöyle yapmamız lazım bizim. Annenin çok sağlam olması lazım. Anne çok sağlam olursa eğer... Çocuk çok sağlam olur. O da eşinin gitmeyeceğini düşünür hep. Bunu hiç yani unutmayın. Yani kendini güvende hissetmeli. Kendini güvende hisseder. Biz aynen öyle. Oralardan buralara nasıl geldik ama olsun. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kayınvaliden buraya geldik. Evet. Ya ben şanslıyım. Çünkü seviyorum kayınvalidemi. Herkes de gelip soruyor. Gerçekten seviyor musun? Hafta sonu Kıbrıs'taydım. Gelip onu sordular. Eczacılarla beraber. Gerçekten seviyor musunuz? Yoksa aslında var ya kayınvalide gerçekten çok seviyorum. Değerli. Çok. Kayınvalide... Ha, siz tanıdınız mı da biliyorsunuz. Hayır. Ha, bütün kayınvalide çok değerli. Çünkü kayınvalide iyiyse oğlan çocuğu da çok sağlam ve karakterli bir vallahi insan olacaktır. Vallahi ben ona baktım. Bak Cem gerçekten ne kadar annesiyle ilgili. Çünkü annesine kötü davranan bana nasıl davranır? Düşünsene annesine kötü davranıyor. Telefonunu kapatıyorsa, açmıyorsa, ilgilenmiyorsa, bir şey istediğinde bir hafta sonra bana bunu istemişti diyorsa, iki gün sonra bana nasıl davranır? Bir de bunu düşünün. Yani şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bugün 11 Kasım ve belki de dünya literatüründe görecek bir şey yapacağız. Fidan dikeceğiz. 11 Kasım'da 11.11'de saat kaç? 9 mu geçiyor? 11.09. Fidan dikeceğiz. Yavaş yavaş geçelim bahçemize. Hadi siz de gelin bizimle beraber. Fidan dikelim. Böylece yok siz değil. Dur. Yani izleyiciler. Ekran başındakiler. Geçebilecek miyim ben buradan? Geçtim böyle. Evet, fidan dikmeye gidelim şimdi yavaş yavaş. Nasıl güzel yalnız çağırdıysam hep beraber stüdyodan dışarı çıkacaktık. Çıkaydık aslında, sonra oturması sorun olurdu. Bir fidan bir dünya demek. Tabii ağaç çok güzel bir şey yani. Hangi fidanı dikeceğiz peki? Çam mı dikeceğiz? Zeytin dikeceğiz. Zeytin dikelim. Ya çam yerine zeytin ağacı dikin ya. Ne dikerse diksinler ya. Tabii bir şey dikin de ha, ama şey çam zeytin yerine dikelim. Zeytin dikin. Dur, ben hep zeytinleri buralardan dikiyorum zaten yediğim her yere. Sen atıyorsun. Ben atıyorum. Gömerim ben toprağı. Benim terliği getireydiniz ya Mustafa, topuklu ayakkabıyla nasıl dikeceğim ben bunu? Ha oraya da girelim de sen geç bari. Sen başla. Bugün 11 Kasım saat 11.11 itibariyle aslında Türkiye'nin dört bir yanında fidanlar dikilecek. 11 milyon fidan hedef bu arada. 11 milyon fidan dikip biz de geleceğe nefes olmak istiyoruz. Sayın Bakanımız Ekrem Pakdemirli, benim de videom çekilmişti böyle, onu paylaşmış sağ olsun. Biz de destek veriyoruz. Çok kazmaya gerek yok esasında. Çünkü o zaten kazılmış. Kazılmış zaten. Evet. Ama şunun da güzelliğine bak şimdi, bak. Burada küçücük bir dünya var ve bu dünya bir zeytin fidesinin içinde saklı. Şuradan biraz da şey alalım, biliyorsunuz yumuşak zeytin, toprak alalım. Biliyor musunuz, çocuklarınız, doğan çocuklarınızla da en güzel yapacağınız şey bir fidan dikebilmek. Şimdi ben bunu şöyle dikeyim de siz biraz de ona göre, şimdi üstüne kumu ekleyebilirsiniz. Bak. Şöyle elimiz değsin, şöyle. Aynen. Saat kaç oldu bu arada? 11.11. Sayılır. Evet. Anca dikeriz, diktik zaten Mustafa'cığım. Dur bakayım, bu da kendi şeyi. Bir de buna can suyu verelim şimdi biraz. Evet. Onu biraz daha ben kapatayım şöyle. Eliniz toprağa değsin. Nasıl aynen güzelmiş öyle bu arada buradaki toprakta. Show TV. Anam kablo geliyor oradan. Yok, o kabloyu... onlar çıkmış kablolar. Evet. Tabii burası teknik aksamlarla dolu teknik olduğu için. Teknik aksamlarla dolu, evet böyle. Ya bahçeye ekin, yol kenarına ekin, dikin, bir şeyler dikin yani. Ne güzel bir şey. Biz de böylece zeytin fidemizi dikmiş olduk. Destek vermiş olduk. Hani su nerede, su nerede? Sen ver onu bana, ver. Dur. Sen hocam ver onu bana. Buyurun. Bir ver ya. Köy çocuğuyuz diyoruz, inanmıyorsunuz bak.
Bak bak, eliniz fidana, toprağa değsin. Aa, çok güzel oldu valla. 11 vallahi milyon fidan sağlık kampanyasına biz de böylece vallahi destek vermiş olduk. Harika olduk. Suyumuz da gelsin. Vay Zahide Hanım, valla yemin ederim. Elim yakışıyor vallahi değil mi? Valla yakışıyor, yemin ederim. Babam bana az kullandırtmadı bunları, sen ne diyorsun? Elinize sağlık, çok güzel oldu valla. Vallahi oldu. Çok güzel. Ha, bu da can suyu şimdi. Hadi bakalım, bismillah. Küreyi al kızım. Hadi bismillah. Şu hayatta bir dikili ağacınız olsun. Biliyorsunuz dünya yıkılıyor olsa ve fidan dikiyor olsanız fidanı bırakmayın diyor Peygamberimiz. O yüzden bizim için en önemli Allah-u Teala söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor değil mi? Tam bilemesem de durum budur. Yani fidan dikelim. 11 Kasım saat 11.11 biz fidanımızı diktik ve destek vermeye devam edeceğiz. Ama 11 milyon fidan kampanyasına, hayata, dünyaya, geleceğe nefes olmak için biz de destek verdik. İnşallah fidanımız büyüdükçe bizim de keyfimiz yerine gelecek. Çok güzel oldu. Vallaha süper. Ha. Şimdi geçerken ilişkileri, kadını, erkeği konuşmaya devam edeceğiz. Ha. Şimdi Mustafa diyor ki kılıbık erkek konusuna da girelim. Bunu şuraya koyayım. Hocam bir taraftan beni bıraktı gitti, bak görüyor musun? Hani centilmenlik nerede kaldı? Ne oldu? Niye beni bırakıp da gidiyorsun önümden önümden? Ben hep öyleyim, hep bana kızıyorlar. Yani. Bence de. Ben hep önden gidiveririm böyle. Gitme öyle. Hanımı, kadını bekleyeceksin. Vallahi ben beklemiyorum vallahi. İşte bak, o da görgü. Şimdi bir insan anası babasından ne gördü dedesinden? Heh. O onun... Beklemiyor muydu baban anneni hiç? Dedem beklemezdi hiç. Bak. Dedem, ben dedemle büyüdüm. O önden gidiverirdi. O zaman şunu öğreniyoruz. Çocuğa kim büyüttü? Çocuk bütün hayatı boyunca onu uyguluyor. Görüyor. Aynen. Mesela anne baba kavga ediyor. Çocuk kavga etmeyi öğreniyor. Ha. Ve hayat boyu kavgayla anlaşıyor. Yani eşine sen güzel bir şey söylesen bile o onun normali değil o. Kavga edeceksin onunla. Eyvah. Evet. Öyle alışmış, öyle mutlu olacak o zaman. Öyle mutlu olacak. Onun için mesela ben olsun. Dedem gidiverirdi önden, bir onu öğrendim daha işte. Daha yaşlı değilsin canım, bir şey olmaz. Şimdi öğrenmezsin. Öğrenirsin. Önümden gitme, gebertirim. Tamam, öğrenmezsin. Çocukken ne gördün öyle gidiyor. Öyle hemen kolay değil divasayı değiştirmek. Nereye değişiyor? Tutuvereceksin, çekeceksin böyle. Yapacak bir şey yok. Bak, en gıcık olduğum şeylerden birisidir öyle. Adam alır başını gider, kadın arkada yetişmeye çalışır. Evet. Çok gıcık oluyorum ya. Bak benimki aynen de öyle diyor bak. Aha, o da öyle yetişmiş demek ki. Ama bu nasıl öyle yetişti öyle gider diye bir şey yok. Tabii değişmek lazım. Değiştireceğiz yani. İşte ama değişmek abim, kolay bak gözüm değil. Sende burada evet. Yürürken. Bakacağım sana. Hanından önce gidiyorsan vallahi bak bileti keserim. Tamam mı? Tabii. Söz mü? Dikkat edeceksin. Tabii tamam, değişmek için bunu saatlerce tekrar yapmak lazım. Tamam, evde çalışın. Evde sen çalışın. Önden git annem, evet. Abi arkadan. Evet, böyle alışsın biraz. Evet. Yan yana yürüyün ya. Ne güzel bir şey bu böyle yan yana yürümek. Vallahi el ele yürüyün ya da yani. Bu yaştan sonra ayıp. Ne ayıbı? Bu yaştan sonra daha çok birbirinize gereklisiniz. Ne güzel bir şey. Sen niye gülüyorsun kız? Siz de ele yürüyün. Neyse, sıkıntı yok. Ama beyler tutsun karıların elini ya. Ha. Ben vallahi bak Cem'in sevdiğini böyle anlıyorum yani. Tutuveriyor elimden şöyle, çekiveriyor yanına. İşte budur yani. Peki, çiftler arasında ten uyumu diye bir şey var mıdır ve gerçekten önemli mi? Ya var yani. Şimdi şöyle, nasıl huy uyumu çok önemli. Hı. Yani insanların eşleriyle beraber huylarının beraber olması. Aynı huy. Mesela biri pasaklı, öbürsü de pasaklı. Olur o. Ha, i̇şte ikisi öyleyse biri olur. Düzenli, öbürsü düzenli. Olur. Hep aynından bulacaksın. O çok önemli. Ten uyumu da şu. İnsanın bir kokusu var. Yağlı deriden bir koku ortaya çıkıyor. İnsan, şimdi şöyle ilginç bir şey var. Her kokuyu sevmiyorsun. Hı. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Bazı insanlar, sen mesela çocuğun kokusu nasıl senin için? Of. Harika. Sen de onun harikasın. Ya kuzular var 1000 tane. Evet, bir salıyorsun, herkes anasını buluyor şaşırmadan. Ya 1000 kuzu 1000 anayı nasıl bulur ya? Ay vardı bizim öyle bir görüntümüz. Kokusundan biliyor. Evet. Bizde şöyle bir şey var. İki insan birbirinin kokusunu seviyorsa hı. Ve bu kokuyu sen algılamıyorsun, beyin algılıyor. Yani bu bilinçaltı bir koku bu. Hmm. O seninle olacak demek. Şöyle, iki insanın genetik yapısı ne kadar farklıysa proteinleri, koku o kadar çekici geliyor. Allah Allah. Yani şöyle, farklı insanlar kokuları çekici geliyor. Genetik havuz büyüsün diye. Yani farklı şeyler çiftleşsin diye.
aslında... Hani akraba evli olmasın diye yapıyor bunu doğa. Yani çünkü akraba evli olunca hastalık riski artıyor. Bak bizim deney hayvanları var. Annesiyle çiftleşmez. Kardeşleri çiftleşmiyorlar. Nereden biliyor kardeşini? Kokusundan biliyor. Ha. Kokusu ona tiksindirici geliyor. Onun için öyle geliyor evet, ve... öyle geliyor ve çiftleşmezler. İşte bu da doğanın... kendini koruma akraba kaldı. Evinden korumak için getirdiği bir mekanizmadır. Bak. Evet. Peki, yani ten kokusu aşkla etkili tabii, ama ten etkili. Kokusunu değiştiremediğiniz için siz tabii. farkında olmadan tabii, birbirinizi sevmeye başlıyorsunuz. Kesinlikle. Peki bu arada bize telefonla ulaşabilir, sorunuz varsa sorabilirsiniz doktoruma. 0212 alan koduyla 471-96-96 telefon numaramız şu anda görüyorsunuz. Arayın bizi, varsa sorunuz hemen sorun. Belki de sizin sorularınız bizimkilerden daha da güzel olacak, enteresan şeyler gelebiliyor bazen. Mesela çocukken insanın en çok duyduğu koku mesela çocuk koku pudra. Ha. Şimdi pudra bize hep neyi çağrıştırıyor? Çocuk, güven, ha. sevgi. Mesela pudrayı onun için siz sürdüğünüz zaman insana hemen size güvenirler mesela. Pudra en iyi şeydir, güven kokusudur. Peki, şimdi kılıbık erkek sorusu vardır, onu sormayı unuttum. Evet. Kılıbık erkeklik, kılıbıklık mutluluk mudur? Hayır, kılıbıklık mutluluk değildir. O zaman maçoluk mutluluk mudur? Hayır, o da değildir. Hı. Şimdi orada şöyle, şimdi her ilişkide bu değişir. Hı. Her evde... bir tane daha lider bir kişilik vardır. Bazı evde kadın liderdir. Daha ön planda. Bazı evde erkek liderdir. Bu ikisi de eşit de olabilir. Ama iki bireyin de şöyle olması lazım. Kılıbıklık bir güçsüzlük göstergesidir. Hmm. Şimdi hiçbir mesela ben annemin kılıbık olmasını istemezdim. Biz de hep kılıbık deyince erkeğe tamam, atfediyoruz erkeğe, ama babamın, kadını babamın ya da erkeği. Şimdi benim rol modelim kim? Baba. Erkekler babayı, kızlar anayı rol alırlar. Şimdi benim babam kılıbık olsa ben rol alır mıyım onu? Direkt benim babam kılıbık. Nasıl adam? Yani onun dediğini dinlemezsiniz. Anne güçlüyse? Anne daha akıllıca şeyler söylüyorsa. O zaman anneyi dinlersiniz. Onun için rol model çocuk şöyle yapar. Erkekler annesini rol model alır ama daha çok erkekleri alır. Bu sefer baba da bunu görür. Kız analarını alırlar. Ha. Onun için eğer baba kılıbıksa çocuk ya onun gibi kılıbık olur. Çok kötü bir şey bu. Kılıbık adamın kılıbık çocuğu olur. Hoş değil, öğreniyor. Ya da dedemede varsa ortalıkta... kurtarabilir şanslıysa. Dayı, dede. Dayı, dede. Bir de şöyle bir şey. Çocuğun özgüvenin oluşması için kılıbık güçsüz olmaz. Maço? Maço da nasıl yapar biliyorsun? Saçma sapan şeyle sinirlenin da şöyle olur. Dediğim olsun diyen adam aynen, çok o da içi boş özgüvene sebep olur. Hmm. İçi boş özgüven. Hani benim babam öyle ben de yaparım ama sonra içi boş olduğu için de hüzün gelir. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. İçi dolu olsa zaten öyle haytuyta gerek kalmaz. Evet kalmıyor ayrıca. Aynen öyle. Peki mesela normalde bir arkadaşınız ama sonradan aşk başlayabilir mi? Ya olur. Biz yıllardır tanıyorduk olur. aslında ama olur. Sonradan tabii. bu hale geldik. Şimdi beyinde şöyle bir şey söyleyeyim. Sevgi, aşk ondan sonra hepsi aynı yerde. Hmm. Ya aşkla sevgi şunu da sana söyleyeyim. Kuru fasulyeyi sevmekle eşini sevmek beyinde aynı yerde. Nasıl ya? Öyle. Yani hepsi aynen öyle. Şimdi mesela anneni sevmekle eşini sevmek aynı yerde. Eşini sevmekle çocuğunu sevmek aynı yerde. Bunu ayırt edemezsin. Onun için sevgi aşk birbirine dönüşür. Aşk sevgiye dönüşür. Onun için iki arkadaş, ben size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İki kadın ya da iki erkeğin birbiriyle, dostluk ilişkisiyle, kriterleriyle, karşı cinsin, aşk ilişkisinin kriterleri aynı. Allah Allah. Onun için ben hep şöyle söylüyorum. Aşık olduğun insan önce senin dostun olmalıdır. Ha. Aynen öyle. Sen dostluk kurabiliyor musun onunla? Uzun muhabbet edebiliyor musun? Bir şeyler paylaşabiliyor musun? O senin karın ya da eşin olmalı. Onun için buradan şunu hiç unutmak lazım. Eş seçerken dostunuzu seçin. Dosttan iyi eş olur. Dosttan iyi eşi tabii olur. Aşk biter. Aşk saman alevi gibi. İki senede biter o. Sonra ne yapacaksın? 35-40 yıl. Ya asıl onu, o zaman lazım. Tabii dost asıl lazım. Asıl yaşlanınca dost. Lazım. Tabii dost lazım. Peki evet. Yaşlanınca demişken yaş farkı önemli mi? Ya şimdi yaş farkı önemli. Yani şöyle söyleyeyim yaş nereye farkında. Nereye kadar önemli? Şimdi hem çocuk olma ihtimali onu şey yaparız. Erkeklerin en iyi bir kere baba olma yaşı 25-45. Hımm. 25'ten aşağı 45'ten büyük olduğumuz sperm bozuluyor. Çocuklar biraz sıkıntı olabilir. Annelerde çok iyi yaş biraz daha az yani 20 ile 35 arası. O biraz daha az. Şimdi erkekler kadınlara göre daha geç beyinleri gelişir. Arada 5 yaş var. Yani bana göre... Yani sizin beyniniz biraz bizden 5 yaş... Sosyal anlamda. Bak şimdi 3 yaşında çocuğu al kız... Ben bana tatil köyüne çağırıyorum. Sen neden geldin diyorum. Anneannesini, babaannesini sormadıklarını bile anlatıyorum. Annesini, oğlanı getiriyorum. Oğlum diyorum neden geldiniz buraya diyorum. Üt diyor, bıt diyor. Bir şey yok.
Çünkü kızların sosyal zekaları çok hızlı gelişir. Hmm. Bir de erkekler konuşamazlar. Erkeklerin konuşma merkezi çok küçüktür. Hmm. Onun için kızlar sosyaldir. Buradan ne anlıyoruz? Erkeklerle kızlar arasında tam 5-6 yaşlık bir fark vardır. Mesela 3 yaşındaki bir kız çocuğu 7 yaşındaki erkeğe bedeldir. 5 yaş var arasında. O zaman ben şunu biliyorum. Erkekler bakım ister, kadınlar sevgi ister. Bu net. Erkekler bakılmak zorunda. Bak şimdi. Erkekler, hanımlar öldüğü zaman ölüyor. Neden biliyor musun? Bakan yok. Ha, erkekler gene bakamazlar. Evlendir işte, beni diye dolaşanlar tamam, da var. Bakan yok. Şimdi kaç yaş farkı olmalı? Bir böyle bir 3-4 yaşı olur. 3-4 yaş. Evet. 5 de olabilir. Yani biraz erkek hafif büyük olsun. Kadın büyük olursa? Kadın büyük olabilir. Ama dediğim gibi o zaman iyice çocuk alırsınız. Erkek hep küçük olur. Tabii ki bu genel kural değil. Şöyle bir şey söyleyeyim. Söylediklerimiz hep %80-90'dır. Genel şeylerdir. Ha, %10-20'lik bir kısım da olabilir. Olabilir. Hanım mı? Büyük olursa bereketli olur derler. Hmm. Ben ona da inanırım. Yani mesela ben bazen bakıyorum mesela bir anne gibi, bir abla gibi aileyi toparlayan bir kadın modeli de olabilir. Ama erkeğin birazcık büyük olması evliliklerde iyi olur 2-3 yaş, 4 yaş. 4 yaş. İyi olur. 3 yaş, 4 yaş iyi. Anca aynı yere geliyorlar. Hadi aynı olur zaten. Bizde de şöyle algılanıyor. Tabii kadın bir de çocuk doğuruyor. Fizik olarak biraz daha yakın. Kafa. Falan ama asıl kafa önemli. Kafa önemli. Boş. Çoğunlar vücut yapısı hiçbir şey önemli değil. Evet. Herkes kafasıyla anlaşıyor, beyinle anlaşıyor. Yani, o önemli. O kalıyor geriye. Zaten kalıyor beden geriye. Bir şey kalmıyor. Evet. Peki, bak bu da şu. Sen niye soruyorsun bunu özellikle Mustafa'ya? Mustafa diyor ki, aynı anda iki kişi birden sevilebilir mi? Şimdi, peki bunun cevabı var mı? Var. Var. O zaman bir reklama gidelim, tamam. Dönelim hemen cevabını verelim. Merhaba, numaranızı alabilir miyim? Bu sosyal deney çok konuşulur. Yani çok da hoşlandım açıkçası sizden. Sokakta hiç tanımadığınız biri sizden hoşlandığınızı söyleyip... Sizinle çok tanışmak istiyorum. ...telefon numaranızı istese... Numaranızı falan verme imkanınız var mı acaba bana? Numaranızı alabilir miyim? Tepkiniz ne olurdu? Olan geçen birini herkese verseydim Erkek oyuncumuz kadınlardan telefon numaralarını isteyince neler oldu? Ben olsam verirdim. Kadın oyuncumuz erkeklerden telefon numaralarını isteyince neler oldu? Güveniyorsun lan. Gideceğiz mi ya? Gideceğiz mi? Evet. Az sonra canlı yayında Zahidi Yetiş'le de. Yap. Şimdi Doktor Oytun Erbaş'la beraberiz. Şimdi bu adam enteresan bir adam. Bizim beynimizi nasıl yönetildiğimizi çözen doktorlarımızdan birisi. O yüzden bugün aslında biraz kendimize pencere aralamış oluyoruz Doktor Oytun Erbaş'la beraber. Şimdi aynı anda iki kişi birden sevilebilir mi dedik. Bugün en önemli belki sorusu anneler, sevgili anneler ya da anne adayları. İlk bebeğiniz kızsa ya da ilk bebeğiniz erkekse vücutta ne gibi değişikliklere sebep oluyor? Hangi hastalıklara beden daha açık oluyor? Hangi durumlarda daha avantajlı oluyoruz? Bunun da cevabı varmış. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez bak. İlk bebek erkek. Acaba nasıl? İlk bebeğiniz kız mı? O zaman dikkatle dinleyin. Kız mı sizinkiler? Tamam. O zaman dikkatle dinleyin ama önce gönül kaç kişiyi sevebiliyor? Şimdi bir insan normalde aşk neden var biliyorsun zaten. Aşk birine bağlanıyorsun, diğerlerine yapamıyorsun. Gözünden siliyorsun. Hı. Böylelikle çünkü çocuk bir yatırım istiyor ya. Tabii ki. Hani işte, anneyi babayı yan yana istiyor. 6 yaş, 7 yaşa kadar çocuk bakım istiyor. Hı. Şimdi kadınlarda tabii ki yatırım istediği için ve uzun dönem bir yatırım olduğu için kadın ve erkek bir kişiye bağlansa o çocuğun yaşama ihtimali ne oluyor? Artıyor. Doğada böyle bir şey oluşmuş. Şimdi ama insan birkaç kişi sever mi? Sever. Hmm. Aşık olur mu? Olur. Hatta öyle bir türkü var biliyorsun. Hani garagoyun etli olur. Kavurması tatlı olur. Yar üstüne yar seven. Ölmez ama dertli olur diye. Bak. Şimdi yar üstüne yar sevilir mi? Sevilir. Ama sevmeyin mümkün. Sevmeyin dertli olursun yani. Şimdi bir yarla nasıl bahsedeceksin? Bak şimdi aşk da beyin için çok kötü bir yük. Neden biliyor musun? Hmm. Çok sevdiğim bir şey var. Çok sevdiğim yemek gibi. Ya gidiverirse diye korkuyor insan. Ha, şimdi iki tane oldu mu onun derdi daha büyük olur. Onun için damar sertliği olursun. İki yar sevilir ama damar sertliği olarak o kalp gider. Ha. Tabii o heyecan olmayamaz. Bir de karşı tarafın da kalbini yaralamayın yani. Tabii onun da damar sertliği. İki tarafa damar sertliği olur. Yani gerek yok böyle bir şey yapmaya. Gerçekten gerek yok. Peki şimdi bunu geçtik. Asıl önemli olan gerçekten biz kadınlar doğum yapıyoruz ve ilk çocuk kızsa,
ilk çocuk erkekse ne değişiyor vücutta? Değişiyor mu bir şeyler? Değişiyor bir şeyler. O zaman telefondan sonra söyleyeyim. Hadi tamam söyleyeyim. Hadi bir telefonumuz varmış. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. İyi haftalar, buyurun. Nedir sorunuz? İlk öncelikle sizinle şu an konuştuğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Buyurun. Sizi çok ama çok seviyorum. Sağ ol bir tanem. Bak şimdi altyazıda okudum, yazmışsın, bizimkilere söylemişsin. Ama kendin söyle hocamıza, buyurun. Merhaba hocam. Merhaba, size de merhaba. Çok sağ olun. Ben iki yıl öncesinden bahsetmek istiyorum. Daha yeni evliydik. 9. ayımdaydım. 7 aylıkta hamileydim. Ben koltuğun üzerinde uzanmıştım. Eşim de hemen yanımdaki tekli koltukta oturuyordu. Birden evinden telefonu aldım ve baktım. Mesaj işte gelmiş. Pardon, atmıştı. Mesajı da şu. Merak ettim, seni neredesin? Eyvah. Göremedim markette. Ben o an 10 saniye düşündüm, ne yapmalıyım. Direkt telefonu geri verdim. Daha fazlasını zaten okumak istemedim. Direkt telefonu verdim ve 10 saniye düşündüm. Şu an ne yapabilirim, ne yapmalıyım diye. Hiç bir tepki göstermedim. O an sustum. Herhangi bir şey söylemedim ama 2 yıl oldu. 2 yıl geçmesine rağmen de ben de hala atamadım üzerinden. Ha, sonrasında hiçbir şey söylemedin. Herhangi bir şey de bulunmadım ama hep o kalbimde ve aklımda yer edindi. O telefonun her eline alışımda, her bir şeyle meşgul oluşumda benim aklıma sürekli o geliyor. Kıyamam kuzuma ya. 7 aylık hamileyken böyle bir şey. Nereden de o telefona gitti gözün, ama o da acaba öyle bir şey yaptı mı yapmadı mı, ama elimizde başka bir şey yok. Yok, sadece bu. Aklımda hiçbir şey yoktu. Kesinlikle öyle bir şey yoktu. Hiç şüpheyle şimdiye kadar yaklaşmamıştım ki ben ona o kadar çok güveniyorum ve biliyor. Peki var mı hareketlerinde biliyordu bir şey? Böyle yok, herhangi bir şey, herhangi eve geç gelmeler, başka bir şey yoktu. Yok. 7. ayımızdayız ve ben sadece televizyonu beraber izleyelim. Direkt artık şu telefonu dercesin elinden aldım ve birden öyle görünce... Hayır kuzum. Sonrasında hani bu olayı öğrendikten sonra bunun devamına dair herhangi bir şey. Eve geç gelme, ne bileyim farklı bir koku üzerine sinme, başka şeylerle karşılaştın mı? Yani olurdu. Sadece... Evet. Defalarca şey yaptım. Birkaç şeyinde şahit oldum, yakaladım. Koku olsun, farklı davranışlar olsun yakaladım ve her defasında da açıklaması oldu farklı. Yani o da bir yol, ara yollar bulmuş demek ki. Peki kal lütfen. Bebeğin de oldu tabii şimdi senin. Evet, bebeğim de var. Kızıma. Ne diyorsun? Bana delilin olmadığı sürece bana iftira atarcasına davranamazsın diyor. Ne diyor? Kanıtın olmadığı sürece iftira atarcasına davranamazsın diyor. Bir delilin olmadığı sürece, hani ben birkaç kere koku olsun, farklı şeyler olsun yakaladığımda, sorduğumda iftira atma diyor. Yalanlıyor yani. Evet. İnşallah öyledir. İnşallah sen yanlış bir şey söylüyorsun. Peki biraz telefonu uzak tut, bir tane ağzından uzak tut. Ve lütfen kal telefonda. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi şöyle bir şey, insan aldatıldığını zaten anlar. Anlar mı, çünkü hisseder mi? Çünkü başka bir yerde yemek yersen karnın doyar, evdeki yemeği yemezsin. Yani şimdi ben de eve gittiğim zaman annem diyor ki sen yemiş gelmişsin evladım diyor. Yani. Çünkü iştahın azalır yani, bu belli, bir yerde yersin öbür tarafta azalır. Bu normal. Şimdi hani herkes aldatıldığını anlar bir kere. Şimdi bir kere aldatmalarda yutmamak lazım. Şimdi her şey de böyle. Şimdi orada bir olay karşısında reaksiyonumuzu patlamadan... Güzelce söylemek lazım. Mesela çocuğunuz kötü bir şey yaptı değil mi? O an söyleyeceksin. Çünkü onu yapmazsan onu bir daha yapar o. Yani o an söylemezsen? Ödülü de cezayı da, yani cezayı da takdiri de o an vereceksin. Çocuk iyi bir şey mi yaptı? Hemen takdir. Çocuk kötü bir şey mi yaptı? Hemen ceza. Geciktirmeyeceksin. Gecikince cezanın, takdirin değeri kalmaz. Gerçi cezayı ayrıca tartışırız, ceza vermek gerekir vereceksin, diye ama. Vereceksin. Öyle mi? O tabii. Şey de olur, takdir de olur, ceza da olacak. Öyle, ikisi de olacak. Şimdi burada yapılmış hata şu. Orada onu gördün mü? Bugün olmasa bile yarın ben senin telefonda bunu gördüm. Sen beni aldatıyor musun? Bir sor bunu net. Beni aldatıyor musun ama sen? Ama bunu nasıl sormak lazım? Aynen böyle, net. Bu açık, şekilde. Açık. Her şey açık. Ağlayıp zırlamadan. Hayır, açık. Olayı. Sen aldatıyor musun? Senin sorunun ne? Sorunları bir kere görmeniz lazım. Sen beni aldatıyor musun? Doğrusu. Yani hiç şeye gerek yok. Bağırırsanız karşı taraf yalan söyler. Korkar. Bağırmadan. Böyle bir sıkıntım var. Olabilir. Anlıyorum seni havasında. Nedir sorun? Aldatıyorum seni. Dedi karşı taraf direkt. Ya da aldatmıyorum. Bana yalan söylemene gerek yok. Gerçekleri söyle bence. Ben sana gerçekten
Onun için bağırarak, ağlayarak yapmayacaksınız bu işleri. Biz yüzleşmeye hazır mıyız bir kere? Yüzleşeceksiniz. Hayatta her şeyle yüzleşeceksin. Hayatta her şeyle yüzleşiliyor. Hastalıkla bile öyle. Önce bir travma oluyor. Down diye söylendiği zaman. Ama o travma 2 gün, 3 gün sonra geçiyor. Bak böyle daha kötü olmuş. Onun için hemen söylemek, hemen sormak. Peki aldatma var mı? Aldatma var ki, aldatma varsa da paniğe kapılmamak. Ne demiştim? Aldatma olabilir. Tekrar eşine sahip çıkmak. Bunu konuşmak ve emek göstermek bunun üstüne. Ya hiçbir boşanma olmasın. Yuvalar bak. Aynen hani, öyle. Bak şimdi yani, nasıl oluyor biliyor musun? Herkes pireyi kızıyor, ya. Yorganı yakıyor. 2 kişi ayrılıyor. Çocukla ortada kalıyor. Öyle o iyi bir şey değil onlar. Hem aldatta ayrılın. Hayır. O iyi bir şey değil de erkekler de o biz aldatalım. Hanımlar da nasıl olsa öyle bir şey yok. Bak televizyonda da öyle söylediler. Kabul öyle ediyorlar şey da yok. Değil hayır. Yani. Onu alıp konuşacaksın ve önlemini alacaksın. Diyeceksin ki bu bir daha olmayacak. Bir çocuk var ortalıkta. Sen de oturup konuşacaksın. Bak. Peki konuşalım. 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 Ama önce bir sosyal deney yaptık. Dedik ki ya bunu insanlar nasıl tanışacaklar? Telefon bile alıp veremiyoruz artık. Ne olacak? Peşinden bakıp gidiyorsun. İşte metrobüse biniyor, gidiyor kız. Erkekler de çaresiz kalıyor. Kızlar da şimdi direkt telefonunu verse, ya bak hemen verdim demek ki başkasına da telefonunu verir gibi algılamasın. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Biz bir sosyal deney yaptık. Bizim 2 muhabirimiz, erkek muhabirimiz kızlardan, kız muhabirimiz erkeklerden telefon numarası için ricada bulundu. Bakın neler geldi başlarına. Merhaba, numaranızı alabilir miyim? Merhaba, kusura bakmayın rahatsız ediyorum da numaranızı alabilir miyim acaba? Gibi bir soruyla karşılaşsanız sokakta acaba tepkiniz ne olurdu? Yani birisi size gelse ve bir şekilde sizden telefon numaranızı talep etse verir misiniz, vermez misiniz? Ve sebepleri ne? Niye vermezsiniz, niye verirsiniz? Şimdi insanlarla bunu konuşacağız. Nur'la sokağa çıktık. Ben daha çok kadınlara, Nur daha çok erkeklere soracak haliyle. Bakalım insanların tepkisi ne olacak? Merhaba. Merhaba. Ya sizi şöyle uzaktan gördüm de orada oturuyordum deminden beri. Yani çok da hoşlandım açıkçası sizden. Numaranızı falan verme imkanınız var mı acaba bana? Hayır. Veremez misiniz? Size teşekkür ederim ama hayır. Yani böyle rahatsız etmek için gelmedim aslında ama çok da hani absürt bir şey istemiyorum. Sadece numaranızı istiyorum. Anladım. İlgilenmek temel gerekiyor. Anladım peki. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Ya kusura bakmayın rahatsız ediyorum da. Ya sizinle tanışmak istiyorum. Acaba numaranızı vermeniz mümkün mü? Mümkün değil. Neden peki? Hayır, ben vermiyorum. Sosyal medya hesabınızdan bir tanesi vermem diyorsunuz. Anladım. Hello. The weather is so nice, huh? Where are you from? Germany. Both of you? Holland. Holland. Oh, nice. Are you tourist or you're living here? Students. Nice. May I have your number? No, sorry, I have a boyfriend. Ya kusura bakmayın bölüyorum ama ya sizinle çok tanışmak istiyorum. Acaba böyle bir yok sizinle dedim size bak. Sizinle çok tanışmak istiyorum. Numaranızı almam mümkün mü acaba? Böyle birden pat diye bodoslama dalmış gibi oldum ama. Hayır. Veremem diyorsunuz. Neden peki? Birincisi. Beni mi beğenmediniz falan? Hayır da yani yoldan tanımadığım birine neden numaramı vereyim ki? Anladım. Yoldan geçen birini herkese verseydim ben olsam verirdim. Aa. Tanışmak için yani evet yeni bir insanı tanımak için. Değil mi yeni insanla tanışmanın ne zararı olabilir ki? Farklı kültür. Pardon, burada mı oturuyorsunuz siz? Evet. Ha, ben buraları bilmiyorum da biraz yardımcı olabilir misiniz bana? Olur. Önce bir numaranızı alayım isterseniz. Ya ben günlük hayatta da nasıl nereye gideceğimi bilmiyorum. Birilerine ihtiyacım oluyor bilen. Numaramı verebilirim ya da numaranızı alabilirim. Ben numarayı alayım. Tamam. Benim numaramı almazsanız gençimize dinlesin mi? Peki. 2 hafta önce gelseydim. Ha, sevgiliniz mi var? Evet. Kız arkadaşınız mı var? Sizin? Benim de var. Yakında benim de var. Şöyle vereyim. Merhaba. Merhaba, ben Nur. Ben buraları bilmiyorum da pek. Bilmiyor musunuz buraları? Hayır. Yabancı mısınız? Evet. Buraya yeni geldim de. Nerede kalıyorsunuz peki? Burada bir arkadaşımın evinde kalıyorum. Yalnız şu an. Evet. Arkadaşım yardım etti, bana bir yer ayarladı. Orada beraber kalıyoruz. Evet. Hiç konuşmuyor musunuz?
Korkmuyorum. Bayağı cesaretlisiniz ya. Evet. Peki ben numaranızı alabilir miyim sizin? Siz belki bazen bana yardımcı olursunuz. Numaramı alırken şimdi nasıl bir şey olacak? Ben numaramı aldım diyorum. Evet. Hadi karşılaşırız bir gün. Karşılaşırız ve haberleşiriz. Gideceğiz mi ya? Gideceğiz mi? Çıkarız. İşte iletişim kurarız ben numaranızı alırsam eğer. Güveniyorsunuz lan. Yani güven verdiniz bana. Tanışmış oluruz ev. Yani yaşımda itibariyle güven vermiş olabilirim size ama. Evet. Çünkü ben bilmiyorum buraları. Numaranızı alabilir miyim? Şu anda hemen veremem. Siz bana numaranızı verin. Görüşelim. Olur. Olur mu? Olur. Tabii. Nedir yorumlarınız şimdi böyle bir durumda? Benim mi? Hayır benim. Sen varsın annem yanımda. Hı hı. Biz var ya şimdi bunu izlerken budur budur konuştuk. Nedir yorumlarını niye konuşmuyorsunuz şimdi? Hayır çok bu şeyle ilgili filmle ilgili. Şimdi burada üç tane şey var. Bir tanesi çok hızlı bir yaklaşım var. Çok tehditkar yani bir yaklaşım var. Eğer ha, çok, yeni bir çok tanışmaysa bu. Yumuşak, kibar olacaksın. Mesela şöyle olabilirdi. Ben otururdum yanına biraz. Sonra biraz 30 saniye bir dakika geçerdi. Böyle telefonla ilgilenirdim. Kitap bakardım. Sonra derdim ki ya bir şey söyleyeceğim. Benim işte derdim kaleminiz var mı? İşte bir şey not almam lazım. Sonra verirken öğrenci misin siz derdim. Ha. Öyle yani, bir muhabbet. Ben de öğrenciyim derdim. O öğrenci ben de öğrenciyim. Ha. Nerelisin? İşte şuralı. Ben de aynıyım derdim. İşte bu ya da babam orada görev yapmıştı. Ortak noktalar bulurdum. Ha. Ortak nokta, ortak nokta, ortak nokta oluştururdum. Bak ben şimdi bıyık takacağım. Saç hadi yapacağım. Bakalım. Aynı deneyi tekrar yapayım mı? Yap. Tamam. Çok mutlu olurum. Tamam, bakalım ne olacak. Tamam. Peki. Şimdi evlenen erkekler bekar erkeklerden uzun yaşadığı ortaya çıkmış. Peki evlenen kadınlar daha kısa yaşıyormuş. Evet. Neden böyle bir şey olabilir acaba diye soralım size. Şimdi, uzun mu yaşıyor gerçekten evlenen evet, erkekler? Evet. Evlenen erkekler daha uzun yaşıyorlar. Bu doğru. Gerçekten bekar erkekler daha kısa yaşıyor. Çünkü hep yine aynı yere geliyor. Bakım gerektiriyorlar. Çünkü erkekler ilacını alamıyor kendisi. Bak şimdi erkek ilacını alamaz. Allah Allah. Ne yazık ki bunlar öyle. Ya. Şöyle erkekler basit işlere çok iyi ama evin döndürülmesi, kendi sağlıkları. Bak çok iyi bir şey söyleyeceğim. Hastalar da böyle. Erkekler hep geç tanı alıyor. Mesela akciğer kanseri öksürüyor, öksürüyor, öksürüyor gelmez. Ay Allah korusun. Ama kadınlar memesinde bir şey hemen görsün hemen gelir. Hmm. Aynı şey mesela baş ağrısı, beyin tümörü. Erkekler hiç sallamıyor. Erkek kadın diyor ki ya benim bu başım diyor ağrıyor ama bu migren gibi değil diyor. Hmm. Hep ağrıdı gibi değil bu diyor. Kadınlar kendi vücutlarına daha dikkatliler ve daha beyinleri geniş düşünüyor. Biz erkeklerde biraz daha basit düşünme var. Onun için erkekler basit düşündüğü için tek başına kalırlarsa ne yazık kendine bakamıyorlar. Sağlıkları çok 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 hızlı bozuluyor. Peki biz niye evlenince daha ömrümüz kısalıyormuş? Kadınlar tabii erkeğe de bakmak zorunda kalıyoruz. Şöyle kadınlar evlenince daha çok stres altında kalıyorlar. Daha çok depresyonda yaşıyor. Onun için evli kadınlar depresyon neredeyse 3 kat fazla. Hmm. Çünkü başkasının sorumluluğunu al al al. Bir çocuk, iki çocuk var, tabii. Üç çocuk. Bir de adam var. Bunların hepsi birleşik. Kaynana, görümce, aynen konu öyle. Komşu, kadın eş, dost. Kadın olmak çok zor. O stres faktörleri birikiyor. Bu sefer de kalp krizi riski artıyor. Adam onun için, hiç bayramda bir yere gidecek. Tamam gidelim, yapalım, edelim. Ama işte bir onu de, der, bu bunu işte, söyler. Ben bir Denizli'ye gittim. İyi bir BTR çektim. Peki. Göreceksiniz şimdi. Bir Denizli'de sonra bir vereceksiniz. Kadın o kadar coşkulu ve mutlu ki insanlar hayatta uzun yaşamak istiyorsa çok gamlı kederli olmayacaksın. Aynen. Arkanı açacaksın. Arkanı at. Yani o günde git şarkıyı aç. Ha. Sonuna kadar. İşte kaynana mı var? Çocuk mu var? Ev boş ver. Bırak onlar düşünsün. Aynen öyle. Ya. Biraz bencil olacaksın. Ha, bir evet, de şöyle evet, bir şey keşfettim evet, bak evet. Hafta sonu. Şimdi bizimki bana bir şey gelmiş. Ben de farkında değilim ne olduğunu. Bir kolonya ama küçük küçük böyle. Onun sen şeyini çıkart. Ne o? Tepesini. Ufaklık mı? Al ağzını aynen. Ha çok evet. Onu böyle çeviriyor. Yuttu yutacak. Böyle gittim gittim geldim gittim gittim geldim. Sonra usulca yanına oturdum bak. Bir anda böyle gitsem ağzını almaya çalışsam belki o sırada yutacak. Ondan sonra yanına oturdum güzelce oynarken severken tutuverdim şurasından nasıl ağladı ama. Tuttum çıkarttım. Dedim ki annem yarın ben ağlayacağım ama bugün sen ağla. Bu başına bir şey gelmeden ben ağlıyı ağlıyı aldım. Tabii çocuklar Allah çok oluyor. Biz çok para aynı, yutan, pil yutan. Bak. Evet öyle hayat çok oluyor. Böyle. Evet, evet, evet. Yarın ben mi ağlayacağım? Bugün sen ağla. İçimde bir şey tutmayayım. Söyle yüreğinde ne varsa o kişiye. Kesinlikle. Tutma içinde yani. Kesinlikle. Biriktir biriktir nereye kadar? Aynen öyle. Bırak pasaklı desinler.
ev kötü durumda olsun, belin acımayacak, ağrımayacak, sonra ağrıdan ölüyorsun. Bak burada menisküs ameliyatı yaptıra yaptıra, fıtık ameliyatı yaptıra yaptıra. Siz görüyorsunuz, bu programlar size örnek olsun. Bu yaşamlar gerçek, oynamıyoruz burada. Bırak, pasaklı da olmayın tabii ama yani çırpınmayın da o kadar. Ya yani mesela şöyle, yani dedikodu yapmak yerine insana yüzüne söylemek daha doğru. Yani. Açık ve net yani. Mesela ben tanıştığım insana diyorum ki ben seni sevmedim diyorum. Ya. Sevmemiş olabilirim. Ama şimdi bu pozisyonda bunu söylemek, şimdi konu komşuyla geçinmek zorundasın. Şimdi şöyle, evi almış kadın şöyle, onu da yumuşatıp yapabilirsiniz. Dersiniz ki ben bu şeyi pek kaldıramıyorum. Bizim aile yapımız buna uygun değil. Ha, bunu söyleyeceksin. Değil, benim içim almıyor. İçim almıyor diyeceksin. Bir başkasının yanında sizin hakkınızda konuşacaktır o kadın. Sizin yanınızda başkası için konuşuyorsa evet, eğer konu komşuda evet, da. Evet, gerçekçi olmak en doğrusu. Peki, şimdi günün en önemli sorusu belki. Buyurun. Bir kadın anatomik, işte hormonal olarak erkek çocuk dünyaya getirirse nasıl olur? Kadın çocuk dünyaya ilk çocuğu. Evet, şöyle. Kız çocuk dünyaya şimdi, getirirse ne olur? Şöyle bir şey ama bu çok önemli bir şey. Kök hücre denen bir şey var. Şu kök hücre. Çocuğunuzun et parçaları size geçiyor. Sizin etinizden parça çocuğunuza geçiyor. Yani hücreler Allah geçiyor birbirine. Siz doğurduğunuz zaman bir çocuk sizin hücreniz çocuğunuza. Senin mesela oğlanda senin hücreler var şu anda. Babasının yok mu? Senin var. Benim var. Senin hücrelerin var. Senin şu anda etin gözünden, midenden, etinden parçalar çocuğunda. Onun da parçalar senin içinde. Bak birbirinizi paylaşın. Babasından yok. Babasından gen var. Senin hücren var. Hücren bildiğin. Yani zahide yetişin. Eti şu an çocuğun içinde. Allah baksak Allah. Üstünde zahide yazıyor yani. İçinde. Kaç bu? %1-2. Senin de oğlanın var şu anda içinde. Tamam. Şu anda senin içinde Y kromozomu var. XY. Oğlan doğurduğun için. Ve şu anda o kromozomlar beyninde bile var. Allah Allah. Ya otopsi yaptığın zaman insanlar öldükten sonra bakıyorsunuz çocuklarının hücre et parçaları içinde var. Peki oğlan kız doğuran? Bak ne yapıyor biliyor musun? Çok ilginç bir şey var. Mesela senin kalbinde bir sorun oldu değil mi? Taze o et. Gidiyor kalbin tamir ediyor seni. Senin doğurduğun çocuk sana yardımcı oluyor. Çok ilginç. Onun için anne olmak çok önemli bir şey. Ha, bir kere bir kadın anne olmalı bak bu bir. İnşallah. Bu bir. Allah aynen öyle. Olsun. Aynen versin. İnşallah. O zaman tamir ediyor seni. Kalp sorununda tamir ediyor. Peki kız çocuğu doğursaydım ki çok istemiştim. Benim şimdi şöyle. Erkek çocuk olunca Alzheimer riski yarı yarı iniyor. Ha iyi. Oradan kurtarıyorsun. Ondan sonra mesela meme kanseri yine aynı şekilde iniyor. Ondan sonra kız çocuğu olunca da romatolojik hastalıkların riski daha azalıyor, değişiyor. Ama şöyle bir şey var bak bu çok önemli. Yani kız ve erkek doğurmak birçok hastalığa karşı bizi dirençli hale getiriyor. Ama bir sorun var. Ne? Çok önemli. Eyvah. Küretaj yaptırırsak. Küretaj. Evet. O et parçaları bizim vücudumuza çok geçiyor. Ay. İçeri kazıyorsun ya. Bu sefer o et parçaları içeride ne yapacağını bilemiyor. Vücut onları yabancı kabul ediyor. Benden değil bu diye. Çünkü daha olmadı. Bu sefer de iltihaplı eklem romatizması oluyorsun. Evet, onun için küretaj yaptırmak çok tehlikeli bir şey. Allah aman. Allah. Küretaj, ben karşıyım çok. Biz çünkü niye küretaj diyoruz da siz küretaj diyorsunuz? Doğrusu küretaj. Öyle mi? Küretten geliyor, kürete etmekten geliyor. Ay neyse, olayım hiç anlatma. Ha. Şey, yani şöyle söylemek yani, lazım. Yani zorunlu olmadıkça. Aynen öyle, zorunlu oldukça küretaj sağlık sorunudur gelecekte. Ha. Çocuklar, çocuk doğurmak çok güzel bir şey. Ya şöyle bir şey var, anne bağırsak iltihabı oluyor. Bağırsak orası bozulmuş. Oradan hücre alıyorsun. Bir bakıyorsun Allah Allah. Bir önceki çocuğun hücreleri var. Aa. Çünkü gebeliğinde orayı tamir etmek için orada et parçaları oraya. Şimdi hadi tamam biz daha yeni doğum evet. yaptık sayılır. Bir evet. buçuk sene oldu. Evet. 3 sene 5 sene 20 yaşıyor, sene yaşıyor, önce. Yaşıyor. Hala. Yaşıyor. Oğlan o 40 yaşında hala yaşıyor. Evet senin yaşıyor. Beyninde oğlanın şu andaki hücreleri Allah yaşıyor. Allah. Ya da etin içinde var onlar. Yaşasın. Evet. Peki. Ama senden de ondan var. Senin parçan da çocuğun içinde. Onda var. Yani ama çok ilginç değil mi? Yüzünü güldürsün. Ama işte senin hücreler yaşlı, onunki taze. Sağ ol be. Ama öyle. O şimdi. Ama olsun. Senin hücre... Ay ona zarar vermeyeyim ben. Hayır vermiyorsun sana. Ama ha. O sana daha çok faydalı. Ay Allah'ım. Çünkü taze et her zaman daha iyidir yani. Başımızdan evet. eksik etmesin evet. evlatlarımızı. Evet. Koynumuzdan, kucağımızdan eksik etmesin, evet. kokularını uzaklaştırmasın bizden. Ay ne saçma sapan şeyler geliyor aklıma benim hala ya. Sonra diyorum ki manyak mısın sen kendine gel. Çocuk dibinde hiçbir şey yok. Aha burada sapasağlam duruyor. En büyük korkularımın, kabuslarımın şeyi oldu ya. Olacak. Ben ne kadar rahat bir insandım. Olacak, olacak. Neyse hocam çok teşekkür ediyorum. Çok saygılar, sevgiler. Senin de annen bana emanet etti. Evet. Evlendirmeden gönderme dedi ama anam şansım yok yani. Biz, hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, saygılar, sevgiler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla hocamı gönderiyorum. Görüyor musunuz?
Bak erkek çocukta, ha kız çocukta romatizman hastalıklara iyi geliyor. Erkek çocukta da unutkanlık azalıyor demek ki. Peki şeker hastaları ne yapacak? Kilo olanlar ne yapacak? Mide botoksunu sorup duruyordunuz ya. Hadi şimdi doktoruma sen mi? Peki hadi o zaman doktorum gelsin, cevabını da ondan alayım. Obezite ve diyabet cerrahisi uzmanı doçent doktor İbrahim Sakçak geliyor. Merhaba. Hocam nasılsınız, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok şıksınız. Sağ olun. Hocam şimdi bana bir sürü soru soruyorlar ama hemen başlayayım mı? Mesela mide botoksundan başlayayım. Evet. Şimdi fazla kilolar başımızda dert zaten. Of, sen de nasıl? Yani özellikle kadınlarda daha sık olmak üzere kilo sorunu genel olarak toplumda yaygın bir konu. Ne yazık ki. Şimdi fazla kiloya göre de yaklaşımımız değişiyor. Diyelim ki 10 kilo ile 20 kilo fazlalığı olan bir kişi. Biz genelde mide botoksunu öneriyoruz. Ama 20 kilo ile 30 kilo arasında bir fazlalığı varsa mide balonu, eğer 30 kilodan daha fazla kilo fazlalığı varsa da ameliyat türlerini öneriyoruz. Kişiye göre ve peki, kilo fazlalığına göre. Herkes de aynı şekilde şeyi engelliyor mu? Yemeği engelliyor mu? İştahı kesiyor mu? Bunu %100 söylemek çok kimisi zor. Kimisi diyor ki bana çok iyi geldi, çok güzel kilo verdim. Kimisi diyor ki o kadar etki görmedim. Yani biraz önce meslektaşımız da bahsetti. Her dünya farklı. Nasıl kaşımız, gözümüz farklı, bedenimiz farklı. Elde ettiğimiz sonuçlar da farklı olabiliyor. Ama bunu şu şekilde söyleyebiliyoruz. 10 kişiden 9'unda bu sonucu elde edebiliyoruz. 10 kişiden 9'u. Çünkü kişinin bünyesiyle beraber uygulama şekli, uygulayan hekim, sonra ilaçların dozu, uygulanan bölgeler, midenin de farklı farklı bölgeler uygulanıyor. Yani o yüzden kişiden kişiye değişen sonuçlar elde edilebiliyor. Orada sadece midenin bir kısmını durdurmakla kalmıyorsunuz herhalde. Evet. Bir de doyma hissini uyandıran bir bölgeyi mi farklılaştırıyorsunuz? Şöyle, mide, fundus, korpus ve antrum dediğimiz 3 bölümden oluşuyor. Fundus kısmı iştah hormonunun salgılandığı kısmı. Yani bu hormonun %80'i midenin bu üst bölümünden salgılanıyor. Bu bölüme yaptığımızda iştah duygusu azalıyor. Midenin orta ve alt bölümüne yaptığımızda ise mide hareketleri azalıyor. Böylece yani daha fazla diyelim ki tabii ki kahvaltı yaptık. Ne olur öğleye doğru acıkırız. Ama öyle olmuyor. Ertesi güne kadar acıkmayabiliyoruz. Ertesi güne kadar. Tabii ki mide, çünkü aldığımız gıdalar, katı gıdalar, mideyi terk etme süresi, bir yaralanma süresi vardır. Mesela su içtiğimizde 10 dakika sonra yarısı mideyi terk eder. Ama katı gıdalarda bu öyle değil. Bu 5-6 saate kadar uzuyor. Ama botoks uygulandıktan sonra bu 5-6 saat değil 10-15 saate kadar uzayabiliyor. Peki herhangi bir yan etkisi var mı? İzleyicimize dönebilirsiniz hocam. Tabii ki. Herhangi bir yan etkisi var mı mide botoksunun? Ya şimdi yani uygulanan yöntemler içinde, yani girişimsel uygulamalar içinde en az yan etkisi olan. Şimdi balonu konuşacağız, sonra ameliyatı konuşacağız. Diyebiliriz. Çünkü cerrahi bir işlem değil. Endoskopik bir işlem. Daha basit bir işlem. Evet, mideye endoskopi işlemi yapılır gibi hafif uyku halinde sedasyon diyoruz. 10-15 dakika süren bir işlem. Peki Kübra Hanım diyor ki teyzem 154 kilo. Siz buraya bakın hocam. Evet. Tüp mide ameliyatını araştırıyoruz ama çok korkuyor. Diyetle hiç veremiyor, 49 yaşında. Hocam bu süreci de anlatır mı bize diyor. Tabii bu zor, daha zoruna geldik şimdi bir anda ama. Tabii ki yani öncelikle kilo almamak lazım. Kilo almışsak da en masum nedir? İşte diyet yapabiliriz, spor yapabiliriz. Farklı farklı uygulamalar var. Ama hiçbir şekilde veremiyorsak. Peki böyle bir durumdaki hanımefendi mesela önce botokstan mı başlamalı? Bunu sırayla mı gitmeliyiz? Tabii ki yani tüp 20 kiloya kadar bir fazlalığı varsa öncelikle botoks. Ama diyelim ki 1.60 boyunda 150 kilo, 130 kilo. Yani botoksu önermiyoruz. Çünkü belki 15 kilo verecek ama çok bir şey değişmeyecek. O yüzden çok yüksek kilolu olanlarda direkt cerrahi tedavi öneriyoruz. Peki korkuları varmış. Acaba o ne yönde, tabii bütün ayrıntısını yazması lazımdı ama. Evet. Peki oraya gelelim, onu da konuşuruz. Yani mide botoksu bunların içinde en hafif olan yöntem. Evet. 15-20 kiloya kadar da kilo verebilecek. Zaten Allah bereket versin. Pek çoğumuz için. 20 kilo verdiğinizi düşünsenize ne kadar değişirsiniz. Ama şöyle durumlar da oluyor. Yani onu da belirtmek lazım. Diyelim ki 120-130 kilo, 110 kilo çok fazla kilosu var ama cerrahi olamayacak. Kesinlikle istemiyor. Veya uygun olmayan sebepler var. Anestezi alamayacak durumda. Bir sağlık sorunu var. Kalpte bir sorun var. O zaman
Tabii ki mide botoksunu uygulayabiliriz. Burada mide botoksu veya mide balonu, balon da var tabii. O biraz daha balon da konuşalım. Evet. Ama botokstayken şunu soracağım. Sevinç Hanım sormuş daha doğrusu. Doğumdan sonra diyor 8 kilo fazlam kaldı. Hiçbir şekilde veremiyorum. Göbek bölgem için botoks mu balon mu diyor. 33 yaşındaymış. 8 kilo için direkt mide botoksu. Botoksu. Bu en kolay verebileceği yöntem herhalde. Peki sonra geri alır mı? Botoksun etkisi şimdi, geçince? Botoksun etkisi 4-6 ay sürüyor. 3. aydan sonra etki azalmaya başlıyor. Yani bize gelen hastalarımız zaten söylüyorlar 3. aydan sonra. Ya iştahım açılmaya başladı. Daha çok yemeye başladım. İşte geriye dönmeyelim sonra. Tabii ki dikkat etmez her zaman alışkanlığa bu var. Dönüştürmek lazım yani. Evet. O destekle yani, beraber. Ameliyat dışı yöntemlerin hepsinde tekrar kilo alma ihtimali var. Yani bunu yaşam tarzı haline getirmek lazım. Hep dikkat etmek lazım. Peki balon nasıl bir şey? Balon botoksa göre azıcık daha fazla verdirebiliyor. Bir yıla yakın süreyle midede kalıyor. Yine sedasyon dediğimiz hafif anestezi halinde yapıyoruz. Uyutuyoruz. 10-15 dakikada uyguluyoruz. Ve ortalama 20 kilo kadar verilebiliyor. Etkili bir yöntem. Fakat balonda şunu muhakkak ben söylüyorum. İlk 3 gün ciddi mide kramp tarzı ağrılar, öğürtüler, bulantı olabiliyor. Bu herkeste olacak diye bir şey yok ama 2 kişide birinde oluyor. Bu dönem, bu süreci ama serumla, dürüstçe söylüyorsunuz falan, bak tabii. Ne güzel hocam. Böyle yani işte serumun içine ilaçlar vererek falan geçirmeye çalışıyoruz. Mide onu dışarı atmak istiyor. Bazı kişilerde hafif oluyor ama bazı kişilerde gerçekten çok olabiliyor. Bunu kabul eden, buna hazırlıklı olduğunu düşündüğümüz kişilere yapıyoruz. Balon. O kaç kilo verdiriyor balon? Ortalama 20 kilo ama şöyle 10 kilo ile 30 kilo arasında değişiyor. Yani daha da fazla olabilir. Kişiden kişiye değişiyor, evet. Bir de mevcut kilo önemli. Diyelim ki 1.70 boyunda 80 kilo olan biri veya 1.70 boyunda 110 kilo olan biri. İkisinde de aynı şekilde kilo vermesini bekleyemiyoruz tabii ki. Yani yüksek kilosu olanla daha yüksek kilo daha vermesini yüksek. Bekliyoruz. Peki, evet. Tarık Bey 43 yaşındaymış. Bağırsaklarım tembel diyor. Hep şişkinlik var bende, yani hep göbeği şişiyormuş. Botoks yaptırsam şişkinlik, gaz sıkıntılarım geçer mi? 103 kiloymuş bu arada. Yani şimdi tabii şişkinlik sebepleri var. Yani eğer hassas bağırsak hastalığı dediğimiz bir rahatsızlık var. Toplumda çok yaygın. Bir hastalık gibi de çok kabul edilmiyor. İşte ya bende şişkinlik var, gaz oluyor yemekten sonra falan, işte böyle bir göbeğim şişiyor falan. Yani eğer ona bağlı bir sebep değilse, yani hassas bağırsak hastalığı ya da biz buna irritable bağırsak hastalığı da diyoruz. Aşırı uyarılmış bağırsak hastalığı da denilebiliyor. Çok farklı isimleri var. Özellikle ruhen hassas kişilerde oluyor. Eğer ona bağlı bir rahatsızlık değilse tabii ki yapılabilir. Yani böyle kafayı takan, çok alıngan, daha evet, doğrucu ve her şeyden... Evet. Böyle dikkat her şeyi eden, çok inceleyen o zaman şişkinlik kişilerde yapıyor vücut yani. Evet, ama onlarda şöyle ertesi gün mesela o kaybolabiliyor. Ama gerçekte kilo olarak varsa o kaybolmuyor. Evet. Yani o zaman Türk kasa falan mide değil, botoksu yani göbekse göbek. Öyle kişilerde yapabiliyoruz. Evet. Peki balonu kimler takabiliyor? Yani niye mi şey yaptırmayalım da botoks mesela daha iyi geldi şimdi bana ama niye balon taktıralım botoks yerine? Kimler nasıl bir fark ya, var? Ya balon çok tabii botoks daha konforlu ama balonu söylediğim işte biraz bir sene, kramp daha fazla var. Kilo verdi. Uzun süre kalıyor. Bir yıl bir yıl boyunca kalıyor. Yani sonra süre, balon hep kalıyor mu orada? Bir yıldan sonra balonu çıkarıyoruz. Bir operasyon daha yani. Yani endoskopi. Küçük. Uyutuyoruz. Hafif sedasyon endoskopi odasında uyutuyoruz. 10-15 dakika süren bir işlemle balonu çıkarıyoruz. Ve balonu çıkardık bir ay sonra. Diyelim ki 20 kilo verdi, daha vermesi gereken kilo var. Tekrar balon takabiliyoruz. Botoksu tekrar yapabiliyor muyuz? Evet, botoksu da 4-5 defa tekrarlayabiliyoruz. Tabii ki. Peki, şimdi şöyle bir şey gelmesin aklınıza. Ben bu işlemlerin hepsini gördüm, girdim ameliyatlara. Evet. Biri bana dedi ki, Zahide Hanım orada anlatıyorsunuz ama asıl soruyu sormuyorsunuz. Asıl soru ne dedim ya, ben hep soru sorarım aslında. O balonu yutarak mı oraya, ne yapıyorlar o balonu? Sonra anladım ki bilince bazen iyi olmuyor. Evet. Siz o balonu aslında bir parmağım kadar bir şey o. Evet. Yutturup... Yani şeyle gidip burada şişiriyorsunuz. Şimdi balonun çok çeşitleri var. Detaya girmeyeceğim ama şimdi hastanın kendi yuttuğu balon çeşidi de var. Yeni böyle bir balon da var. Yani yutuyor balonu, su içe mideye indiriyor. Şişiyor. Evet. Ama şişmiş bir balon yutmuyor yani. 4 ay sonra kendiliğinden eriyip kaybolan atılan balon da var. Fakat kilo verme açısından bizim klasik uyguladığımız balonlara göre etkisi daha zayıf. Ama genel olarak uyguladığımız ve bilinen balon
ve sıvılı olarak uyguladığımız balonu biz yani iterek yutturuyoruz. Çünkü uyuyor kişi zaten. Farkına bile varmıyorsunuz. Farkına varmıyor. Uyandığında diyor bana bir şey, ne oldu, yapmayacak mısınız falan diyorum. Bitti yaptık diyorsun. Bitti diyor. Çok şaşırıyorlar tabii. İçine mavi su mu koyuyorsunuz? Evet, içine renkli bir sıvı koyuyoruz. O da şöyle, hani balon hani patlar mı diye çok sorulan bir soru. Ha. Balon patlaması diye klasik bildiğimiz anlamda hani iğne batırız balon patlar, öyle bir şey yok. Yani balonun içindeki sıvı azalabiliyor. Kaçabiliyor yani sıvı. Azaldığı zaman yavaş yavaş İdrarda o boşalıyor. İdrarda maviye bakıyorsunuz. İdrarda bakıyoruz, o mavi idrarı yeşile boyuyor. Ha. Mavi olmuyor, yeşil oluyor. Yeşilse rengi... eğer bilin ki şeyler. Evet, bu da çok balon. Nadir oluyor evet, herhalde. Evet. Peki hocam, tüp mideye geçeceğiz ama sorular var mı size? Buyurun. Hocam ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Benim 1.55 boyum fakat 85 kiloyum. Belli oluyor zaten. Burada bir stres var. Resmen var ama ben bunu hiçbir gel zaman bebeğim böyle. Gel yanıma. İstemiyorum. Ha. Daha doğrusu bunu ameliyatla ben... Şimdi çok... öncelikle diyet... Evet. İşte şurası var. Spor diyeceğim ama yürüyüş gibi böyle bir çalışma içinde yürüyüş, bir çaba öyle. Gösterdiniz mi? Onu gösterdim. Verdim ama ondan sonra tekrar daha aldım. Güzel aldım. Evet. Şimdi de ayaktan ameliyatlıyım evet. Ben. Fazla i̇şte, yürüyemiyorum. Bu da çok tamam. Önemli. Özellikle böyle eklem rahatsızlığı olanlarda kilo vermek çok önemli. Bazen diz protezi gerekiyor. Takılın, evet. Mesela kilodan size problem. Takılmış. Takıldım. Mesela kilo verdikten sonra çoğu zaman ihtiyaç kalmayabiliyor. O yüzden kilo vermek o kadar önemli. İşte benim için size... çok... Vermem şöyle, lazım. Yaşınız itibariyle ideal kilonuz boyunuzun biraz üzerinde olur. Mesela 1.65 boyundaysanız. Yok, ideal 1.55 kısa. 1.55 ise ben biraz torpil yaptım size. Peki 1.55 birisi ne kadar olmalı mesela? Yani yaşa göre değişiyor. Yaşım yani, 59 için, yaşındayım. Sizin için bu 62-63 kilo diyebiliriz yaklaşık. Sizin için ideal olur ki bir 20 kilo kadar bir fazlalığınız var. Tabii ki bu 20 kiloda olmasa 15 kiloda verseniz. Çok büyük. Için çok iyi olur. Mide botoks size uygundur. Ne zaman isterseniz uygulayabiliriz. Ne diyorsunuz ya? Ben hemen derim. Bak benimkiler uça uça. Uça uça. Olacağım. Daha başka ne isterim? İnşallah kilonuzu verdikten sonra tekrar konuşuruz. İstanbul'dasınız değil mi hocam siz? Ankara'dayım ben. Ha, nasıl gideceksin Ankara'ya? Ay giderim. Gidersin uça uça gider. O zaman gönderiyorum sizi. Tabii. Tamam peki ederim. Sonra çok da anlatırsın burada bana. Peki. Çok sağ olun hocam. Siz de sağ olun, memnun oldum. Hadi sağ bakalım. Sağ olun. Ay ne demek, bir tanem benim. Ay vallahi ne güzel oldu böyle hocam ya. Ben de böyle şeyden biraz çekiniyorum, bu mide ameliyatlarından. Gerçi şimdi daha da arttı artık yaptıran. İyi sonuçları da daha çok görmeye başladık ama hala çekinenlerdenim. Kim tüp mide olmalı onu da sorayım o zaman. Evet, çok yani 30 kilodan daha fazla kilosu olan. Yani diyelim ki 1.70 boyunda 100'ün üzerinde, 110'un üzerindeyse. Ve veremiyorsa tabii hiçbir şey. Şöyle diyoruz. Yani 6 ay diyet, spor, işte başka yöntemler uygulamış en az 6 ay. Verememiş. Ve kilo vermesi onun için gerçekten önemli. Artık karaciğer önemli. Yağlanması olmuş, evet. İç organlar yağlanmış. Gidiyor yani evet. Aslında çünkü bu kilolarda. Çünkü obezite 32 çeşit hastalığa neden oluyor. Yani psikolojik problemlerden, sosyal uyumsuzluklardan tutun da biraz önce bahsettiğim eklem rahatsızlıkları mesela hiç üzerinde çok durulmaz. Yumurtalık kistleri yapıyor. Polikistik over diyoruz ve bu infertilite yani kısırlık sebebi. Ya. Yani geleceğimizi çok olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle gençlerde. O zaman biz o tüp mide diyoruz size uygun yapabiliriz. Yeter ki gidin doktora her şeyi sorun, birkaç doktora gidin ve gerçekten evet. Güvendiğiniz, inandığınız, hatta mümkünse telefon isteyin mesela. Bu operasyonu verir misiniz hocam mesela, öyle bir şey tabii hastanız ki, istese? Tabii ki bizim. Ha işte böyle doktorlar olsun yani. Kim mesela ameliyat oldu, alın telefonunu, onunla konuşun. Ya sen neler yaşadın, bir geleceğinizi görün. O kişi de kabul ederse yani aslında şey koçluk yapsın size ve ondan sonra gidin kabul edin. Peki hocam vallahi çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Aşk kilo aldırır mı? Ya da verdirir mi? Şimdi şöyle, tabii benim bir psikiyatrist değilim ama... Ama şimdi, bu işlerin uzmanısınız yine de en azından kilo konusunda. Tabii ki kilo da aldırabilir, verdirebilir de. Ha. Yani çünkü bir depresyon hali de oluşabilir. Depresyon veya aşırı heyecan, mutluluk hali de olabilir. Bu iştahtan kesebilir de veya tam tersi... kendini karşılık bulamazsa aşk... O zaman da kilo aldırabilir. Çünkü ben bu hale aşk yüzünden geldim diyen pek çok izleyicimiz de oldu buraya gelen. Aynen hocam öyle. Çok teşekkür ediyorum size. İyi ki çok geldiniz ve oldum. Teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Ablamızı sağ olun hocam. Sağ bir ara veriyorum hemen geliyorum. Hocam gitmeyin. Gitmeyin.
aldım. Antep usulü şahane yemekler. Dilek Hanımcığım elinize sağlık vallahi. Afiyet neydi olsun. Bu? Eşkili ayvalı taraklı. Hadi buraya koyun o zaman tabii bunu ki. Bir görelim. Tabii ki. Nasıl lezzetli, nasıl yapalım. Güzel. Bu yöresel lezzetleri bol bol yapın. Bunları unutmamak. Bilmiyorsanız da bilip öğrenip yapmak lazım. Kesinlikle. Ve nar ekşisi. Gerçek nar ekşisi yaptık. Bu da çok kolaymış ya. Sadece evet. Bunu kaynattık yani. Aynen öyle. Kaynat. Ellerinize sağlık. Bu afiyet arada olsun. Katmerler, künefeler... Allah'ım burasını dolup dolup taşırdınız. Hasan Beyciğim çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok dünyada bizi temsil etmeye başladınız. İnşallah. Vallahi gurur duydum teşekkür sizinle. Ederiz. Antep mutfağını çok stüdyomuzda gördük. Çok teşekkür ederiz. Çok nasıl sağ güzel olun. Oldu. Sizi çok seviyoruz efendim. Yarın olsun, hayır olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.